7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Ena Maratbenim'in bu haftaki birincisi! Ben adaletliydim, Ena adaletsiz nesliydi. Kibar abla, sen daha ona da puan vermedin. Niye başkalarına verdiğin puanlarla o sana burada kinlendi bilmiyorum. Ben de bilemiyorum Kadir niye o kadar kinlendi sana aslında. Sana bir herslendi o. Ben öyle düşünmüyorum. Neslihan abla hep çok adaletliydi. Menüsü Neslihan'a yakışmadı. Güzel ama annemin kadar değil. Pişmemiş. Sası tadı var. Bir Neslihan Hanım nasıl yersiliyor bir görelim, dur. Dün Kibar abla Cemile'yi ağlattı ya, ha. Apartmana bir girdi. Açın kapıyı da şov nasıl yapılıyormuş göstereyim. Kız madem eline güzel sürüyordun, niye apartmanı paspasla sildin? Ben zırlama, sus. Tamam. Neslihan Hanım, neden bu kadar hafif bir menü seçtiniz? Hafif değil benim Kadir Bey, elim hızlı. Bol suyun içine makarnayı ama kırıp atıyoruz. Neden kırıp atıyoruz? İşte çekmesi... Yemek yerken konuşmayı çok seviyoruz. Makarna çok uzadı mı konuşamıyoruz. Kibar Hanım'ın bir haftadır dilinden düşüremediği baklavanın pişmiş halini ortaya koyacağız inşallah. Öğlen yemeğinde de yaparım, akşam yemeğinde de yaparım. Ümran'ınki de köfteydi, bu da köfte. Neyine şimdi laf ediyor? Onun da ağzı var, eleştirecek ama değil mi? Bugün Ümran bana bir tuhaf geldi. Benim tercihim, kararım, ben bunu karar verdim, bunu pişirdim. Neslicim, keşke zahmet edip de kürdanları da çıkarsaydın. Çiğneyim ağzına da koyayım. Şu an saçmaladın yani. Günaydınlar efendim, tüm seyircilerimiz hayırlı sabahlarda, sesim hoş geldin. Evet, güzel bir haftanın sonuna geldik. Son damgayı Nesli'de vuracağız inşallah. Neslihan Hanım'ın güvenlik katı burası. Makarnaları çalınmasın diye özel yaptırılmış bir kapı. Kadir, bugün Neslihan Hanım'a çok büyük bir sürprizim var. Zaten kadın heyecanlı, bak kendini anca toparladı. İtalyan şefimiz bugün misafirimiz olacak. O gerçek mi? Giovanni. Giovanni, Van'daki şefi bıraktı, şimdi İtalya'daki şefe gitti. Bakalım Neslihan Hanım'ın makarnası onaydan geçecek mi? Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar efendim. Bismillah, hoş bulduk. Şöyle 82 milyonu içeriye alalım. Buyurun efendim. Sinan Hanım, bugün sizin için en değerli arkadaşlarımdan birini çağırdım. Mükemmel bir şef gelecek. İtalyan ne için gelebilir? Makarna için. Yani senin şef arkadaşın varsa bizim de makarna uzmanı Neslimiz var inşallah. Burgusundan çubuğuna, fırındasından düdüğüne hepsinin hakkından geleceğiz. Geliriz. Merhaba, evime hoş geldiniz. Ben Neslihan Korkmaz. 42 yaşındayım, evliyim. 3 çocuk annesiyim, Erzurumluyum, ev hanımıyım. Evet Nesli, bu arada iyisin, hazırsın. İyiyim, çok şükür, hazırım. Bomba haftanın gibiyim. Son günü Nesli'ye çıkınca Nesli bir kriz geçirdi. Ben bilerek onu son güne bıraktım. Sonradan değerimi anlayacak. Ben ona dedim. Final bana mı yakışır dedim. Aynen öyle. Baba, hiç öyle demiyor. Evet, evi şöyle bir gezelim efendim. Bugün bomba gibi hazırım. Şimdi ben sürekli temizlik yaptığım için bana sinir oluyor. Diyor ki manyaksın, boyuna aynı evi temizleyip duruyorsun. Onlar biraz da hayatı yaşamayı seviyorlar o yüzden. Evet. Bir de Neslihan Hanım'ın gün içinde sürekli içi geçiyor mesela. Uykusu geliyor, ben yoruldum. Nesli, şimdi burayı süpürsün, sesini 5 dakika sonra bir bak, çek yattı, gözleri gitmiş. Gözlerim yumuş yumuş oldu, içim geçti. Gruptan öyle yazar. Kadir'in en büyük zevki benimle uğraşmak. Bunlar Nesli'nin gelinlik mobilyaları. Nesli buraya gelin gelmiş, bir hafta sonra 99 depremi olmuş. Mahalleye gelişi bile bir enteresan, yer yerinden oynamış. Nesli ile 22 yıldır bir aradayız. Tadilatta, tamiratta, iyi günde, kötü günde, badanada, boyada hep bir arada. Temizliğimizi birlikte yaparız. Peteğin altına bak. Çok ufak ama elim şey yetişmemiş. Bakımının 3-4 katı kadar. Ya abartma, 3-4 katı kadarmış. Ümran Hanım'ın bulaşık makinesinin altından çıkardık. Annem bulaşık makinesinin arasını silmiş ama iyice açıp derinine girememiş. Petekleri yıkadın mı sen? Sildim her yerini. Sildin, geç hadi mutfağa. Ah annem, bak şunun şartını almak istiyorum. O bulaşık makinesi arası burada kapandı. Bir sonraki haftaya taşımak yok. Annemin üstüne eline koz verdi. Geç Nesli'ciğim, şöyle mutfağa doğru gidelim, gel. Kadir, bu evin bir gerçekten bir 4. çocuğu gibi oldu. Bizim elimizde büyüdü. O buraya 6 yaşında geldi. Aynı böyle hareketli, kıpır kıpır bir çocuktu. Yani çocukluğu neyse şu anki hali de o. Evet, Neslihan Hanım'ın mutfağı. Dolapların içleri gayet güzel. Şöyle göstereyim, filtresi gayet güzel, komşucu. Akşam bir daha yıkadım. Akşam bir daha yıkamış. Filtremi. Mutfakta da temizliğe önem veririm. Her yerim
düzenli olacak, karışık olmayacak, tezgahımın üstü temiz olacak. Yağ lekesi, su lekesi olmayacak. Evet, hazır mısın Nesli? Kadir, şu tutma kolunun kenarındaki pas mı yoksa yağ lekesi mi? Pas. Çok güzel hazırlandım. Kadir bugün bu evde hiçbir şey bulamayacak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hanımları çağırıyoruz. Çağıralım. Önce şefi çağırayım mı? Sabah sabah dur, makarna mı yiyeceğiz? Hele bir kahve içelim, kendimize gelelim. Sen asıl bizim hanımları düşün. Bugün son gün. Bugün ben hanımları düşünemiyorum. Bomba gibi benim üstüme yürüyecekler ama ben menüme de kendime de her şeyime güveniyorum. Ama sen menü için böyle alttan alttan bir hafif hafif diye bir girdin. Hoş Nayda abla da öyle girmişti ama. Kibar Hanım hep böyle midir? Kibar abla aslında böyle değildi ama Kibar ablanın içinden bir şey çıktı. Kendi olmasa da kızını şampiyon yapmak istiyor gibi. Sen mi diyorsun? Evet. Ay. Kendi olamayınca dün Nahide'yi birinci yaptı. Daha dur bir şey yani, değil. Nahide ama bir şey diyeceğim. Tek Kibar abla 4 vermedi ki. Cemile 5. Hani o cuma günü 5'i sana verecekti? Hiç sözünde durmadı gene. Cemile gene öyle, bene böyle. Kibar abla adaletsiz davrandı. Hem Cemile'nin bir puanını kesti, hem Ümran'ın bir puanını kesti. Evet, haydi bakalım kahveler gelsin. Allah aşkına bir günde çay yapın, çay içelim. Ama çay salat, keş... çay ben yapalım. Sabahtan demledim aşağıda, vereyim size ben. Hayret, 5 gün oldu, ilk defa sabah bir şey yaptı. Hakkımı yeme, ben her sabah... 5 gündür yap. Her sabah 7'de kalkıp çay demliyorum. Kaç kere de asistanlara söyledim. Dış sese söyleyin, çay istiyorsa burada taze var dedim. İletişim kopukluğunuz beni ilgilendirmez. Ben çayımı demledim. Evet, demledim. Peki Nesli bu arada Türk kahvesi sevmez, inşallah güzel yapar. Hadi bakalım i̇nşallah. Göreceğiz. Gidiyorum salona. Tamam. Hadi gel. Buyur. Büyük ödülü kazanırsam çocuklarımla harcayacağım. Buyurun. Neslihan ablacığım. Hoş geldin. Günaydın. Neslihan'ın karşılamasını çok güzel buldum. Çünkü güler yüzlü bir bayandır. Kim olursa olsun çok güler yüzlü karşılar. Neslihan ablanın karşılamasını çok sıcak buldum. En sevdiğim gömleğini giymiş, çok tatlı olmuştu. Evet, hayırlı sabahlar herkese hayırlı tekrardan. Hayırlı sabahlar. Bir haftadır birbirimize doyduğumuzu düşünüyorum. Fazlasıyla. Sabah kahvaltıdayız, set öncesi. Ara setteyiz, kahvedeyiz, akşam yemekteyiz, akşamdan sonra hep birlikte temizlikteyiz. Ondan sonra bir çay. Ondan sonra bir çay, bu hafta herkes birbirine doydu. Biraz mola verelim, bir hafta görüşmeyelim. Görüşmeyelim. Zaten bu haftadan sonra eminim ki uzun bir uyku çekeceksiniz, ona evet. Hiç şüphem yok. Hele ki ben, kesinlikle. Sen komaya gireceğine eminim. Sen bu setten önce de uyku çekiyordun Cemil. Evet. Ben de haftada ağırlıksız uyumayı düşünüyorum. En azından artık bir bahanesi var. Aynen. Ben işte fazla sabah 10'a kadar Kadir. Evet, senin doğum gününden sonra ben 2 gün uyudum. Düğün salonunda doğum günü yaptığımın akşamı sabaha kadar halay çektik ya, Cemil 2 gün kendine evet. Gelemedi. Evet, Neslihan Hanımcığım, sizi biz tanıyoruz, evet. Biliyoruz. Abar Duman'ın sahibisiniz. Evet. 4 tane daireniz, 2 dükkanınız var. Allah daha çok arttırsın. Amin, yok amin. Öyle bir şey. Sizi bir tanıyalım kısaca, seyircilerimiz tanısın. Az çok sosyal medyadan bilenler biliyordur ama bilmeyenler için. Neslihan Hanım kimdir? Kadir, sen tanıt Neslihan Hanım'a. Ben anlatayım. Neslihan Hanım çok duygusal biridir. Hassas. Hassas bir bayandır. Kendini çok böyle zora sokmaz. Çok çabuk incinen biridir. Ama aynı zamanda bir o kadar da fedakardır. Paylaşmayı çok sever. Yani ne olursa olsun istediğin zaman muhakkak sana çıkartır verir. Ama bir o kadar da... söyle. Yani söyle. Çok iyi anlaşırız ama bir o kadar da zıt karakterimdir. Neslihan Hanım çok fazla böyle iş yapmayı seven biri değildir. Aşk olsun daha çok Kadir. Böyle... Dur açık gerçekleri söyleyeyim. Bak iyiliğine iyi dedim, ona hediyorsun aşk da. Aşk olsun. Yani Neslihan Hanım komşulukta 10 numaradır. 22 yıldır komşuyuz. Evet, kavga ettiğimiz anlar tabii ki de oldu. Gün geldi Hersin'den terliklerini kesip bahçeye attığım da oldu. O benim balkonuma kovayla su döktüğü de oldu. Ama bizim tartışmalarımız tülbent kuruyana kadardır. 3 çocuğu var. Sadece en büyük kızdığım huyu çocukları için kendini çok harap ediyor. Sürekli aman tamam onlar dursun ben yaparım, onlar dursun ben yaparım gibisine kendini çok kullandırtırıyor. Beğenmedin mi anlattıklarımı? Ben tanıt dedim, sen kadının karakterinden bahsediyorsun. Bu kadın kaç yaşında, memleket ilerisi, bu apartmanın hepsi onun mu? Kaç tane çocuğu var? Bize bunları anlar. Neslihan Hanım 43 yaşında. 42. 80 doğumlu. 42 yaşında, 1980 doğumlu. 1999'da evlenmiş efendim. Bu apartmana gelin gelmiş. Apartmanda 2 daire ona ait. Kayınvalidesinin apartmanı. Ondan sonracığıma. Tabii kendisi de hissedar. 3 tane çocuğu var. Ondan sonra erken yaşta bir evlilik yapmış. O yüzden böyle tecrübesiz yılları çok olmuş. Bu daire kendisinin, bizim oturduğumuz daire kendisinin ilk önce kayınvalidesinin kiracısıydık. Bir 6-7 senedir de kendisinin kiracısıyız. Ama biz dediğim gibi... Kiracı demeyelim de komşu. Ha, komşuyuz. Komşu. Zaten de çok bize kiracı gibi. Biz de onun hiç ev sahibi gibi davranmadık. Aynen.
birlikte yiyip içiyoruz. Yani. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki biz kahvelerimizi alalım mı Nesli Hanımcığım? Hadi bakalım. Nasıl alırsınız? Ben şekerli. Orta alayım. Şekerli, orta. Ben de şekerli alayım Nesli. Şekerli, orta. İki şekerli, iki ben orta. Ben de şekerli, üç şekerli, iki orta. Nayda Hanım valla aldınız götürdünüz puanları. Dün kocası eve bir giriş girdi. Görmen lazım. Sordu çorbayı kim beğenmedi dedi. Kaynanan beğenmedi dedim. Kaynanasına dedi ki o çorba nasıl beğenilmez dedi. Onun içinde şu var bu var. Ete geldi sıra. Bayağı karısına güveniyordu. Beğenmeyenlere de şöyle bir göz süzdürdü. Buzdolabını o temizledi. Ben de etrafımı temizledim. Ondan sonra zaten. Ama biz akşam bayağı çay içerken muhabbet ettik. Muhabbet ettik, evet. Et konusundaki eşi dedi ki o et anca o kadar pişerdi zaten dedi. Evet. Cemile Hanım, Neslihan Hanım kibar birinci olamayacağını anlayınca kızını birinci yapmaya çalışıyor dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben öyle düşünmüyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim. Nahide abla da hani hiç başarısız bir insan olup da kibar teyze ona 4 vermedi. Nahide ablanın da yemekleri güzeldi yani. Şimdi Allah var. O zaman Neslihan Hanım niye böyle diyor? Kibar teyzeye biraz hafta başından beri kızgın doldu. Herslendi o ona. Evet, herslendi. Ki kibar abla sen daha ona da puan vermedin. Niye başkalarına verdiğin puanlarla o sana burada kinlendi bilmiyorum. Ben de bilemiyorum Kadir niye o kadar kinlendi. Sana aslında, bir herslendi o. Aslında ben adaletliydim, en adaletsiz Nesli'ydi. Ben öyle düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Neslihan abla hep çok adaletliydi. Benim masam 3, Ümran'ın masası 3, senin masan 3, Nayden'in masası 3. Böyle adaletli ben kabul ettim. O sonradan Kadir'in şeylerini değiştirdi. O, en az sen onu da yapmadın Kibar teyze. Yani. Bir şey diyeceğim. Ben Kibar ablanı birine düzelttiriyordum. Sen o ikiyi niye istemedin? İstemedim yani. Kendi vicdanına kalıp da orada bir verdiyse sonradan ikincisini ne yapayım ki? O demek ki beni bire layık görmüş. Sonradan ikisini kabul etmiyorum. Ümran Hanım ikilikse siz de birliksiniz. Yani ben öyle düşünmüyorum. Ümran teyze de ikilik değildi zaten. Orada da haksızlık yaptı. O zaman benim masam da üçlük değildi Cemile. Kibar teyzeciğim senin olmamışına puan kestik. Tamam, onun dışında olmuşluktan hepsine verdik. Benim içim çok rahat. Hafta başından beri en adaletli. Gamsızlık zaten kimsede yok. En adaletli puan verdiğimi düşünenlerden biriyim. Her ne kadar herkes benim içim rahat da dese ben eminim yani var. Adaletli puan veren. Ben gayet rahatım. Beceremem, ben yapamam diyenlere kendimi ispat ettim. Bari ispatlık şeyini versin. Aynen. Yemeğini düşünmüyorum bırak. Düşünmüyorum yani. Heh. Birlik, becerdiğine, birlik hiç değildi. Yedi ama çeşit şey, yemek Kibar yaptım. Kibar abla senin gününde anneme haksızlık yapacak aynen diye bir puan vermiş. Ama herkesi kendi içine göre değerlendiriyoruz. İşte puanı da ona göre vereceksin. Evet. Ben bakalım mesela, Cemile'yi ben ne kadar Ümran teyzeyi sana göre değerlendirmedim. Ben şimdi sana 3 versem dedim ki İyi, kendi masama haksızlık ederim. İyi o da Kibar teyze puan parayla değil ki. Dün ben 5 verdim Nayda ablaya. Ben de 4 verdim. Tamam ben gerçekten beğendiğime 5 veriyorum. Eğer Kibar abla kızını birinci yapacak olsaydı niye sen 5 verdin de Kibar abla 4 verdi? Kibar abla ben öyle düşünmüyorum. Zaten. Ben öyle düşünmüyorum yok, dedim ya az önce öyle düşünmüyorum. Şimdi bir dakika. Kadın çok güzel yaptı. Hak ettin aşkı o. Cemile abla dün 5 verirdin de sırf milletin ağzına laf gitmesin hayır, diye mi 4? Ben çorbasından kırdım, salatasından kırdım. Yarım ondan, yarım oradan peki, kırdım bir tane. Peki çorbayı Kibar abla kendisi kerevi sevmediği için kırdığını söyledi. Evet, sence sevmediğim için mı kırdım. Yok hayır. Bence hayır değil, o da mantıklı değil. Nesli de sevmiyor mesela. 7 kap el olarak Cemile çorba, kereviz çorbası evet hiç ben içmemiş de, ama aynen sana 5 verdi. Güzeldi, Kibar abla ben sevmiyor olabilirim. Kerevizi sırf kendi sevmediği evet için senin puanını mesela koydu. Ben de eti sevmiyorum, ben de ete verdim. Ben de eti hiç sevmem mesela, o kadar ben de öyle sevmem. O annene söyler misin? Puanını o kırdı. Masada da dile getirdim zaten, damak lezzetine göre puan vermiyoruz burada. Olmuşsa ona göre puan. Annen yapalım sana o bir puanı kırarak haksızlık yaptı mı? Yapmadı. Yaptı diyecek. Yani ana kız değilsiniz. Yarışmacı yok. Yapsın, yapmadı. Yapmadı. Mesela ben eti olmuştu sevmiyorum ama ben etine puan olmuştu verdim. Evet bir puanımı kırdı açıkçası. Evet. Ben eti size bu anda herkesten bir puan yarım kırdı. Yarım kırdı. Mutlaka herkesten bir puan kırdı. Peki siz bir şey diyeceğim. Programa girerken böyle puanlar geleceğini düşünüyor muydunuz? Asla yok düşünmüyordum. Ben hatta yani ben dedim ki bunlar şimdi dedim pozitif pozitif herkese 5, 4. Ben zaten yine öyle yaptım. Ben yine öyle yaptım. Dur Neslihan'ın gelin arabasını da şuradan alayım bir saniye. Neslihan'a ara. Bu hafta adaletsiz davrandığım kimse olmadı. Ben hepsine de hak ettikleri puanı verdim. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Hepsi benim hakkımı yediler. Birer puanımı kestiler en azından. Bir pişmanlığım var. Pişmemiş bir menüye ben 3 verdim. Benim pişmiş menüme 2 veren komşuma. Şimdi olsa Kibar'a 2 verirdim. Ümran Hanım daha önce Kibar Hanım'ın duygu sömürüsü ya da şov yaptığını gördünüz mü? Niye öyle bir şey sordun sen şimdi? Ha dün kızının gününde. Dün öyle demişlerdir. Duygu sömürüsü yaptı demişlerdi. Kim dedi biliyor musunuz? Kim? Neslihan dedi değil mi? O da oraya bakıyor. Neslihan der. Ya tabii duygulanacak yer vardı. Peki sence Cemile ağlasaydı der miydi? Demezdi. İyi de benim ağlayacak bir şey olsam. Hayır sen ağlasaydın hiç Nesli sana duygu sömürüsü yapıyor der miydi? Yersiz ağlasaydın bana demezdi, da derdi. Demezdi. Yersiz ağlasaydı Cemile'ye kıyamaz. Hayır demezdi. Cemile o kelimeyi şekerli kullanmazdı. Miydi?
Kendi aranızda nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz? Hayret ediyorum vallahi. Biz hep olduğumuz gibi doğalız ya ondan. Ama bu doğallık değil. Bu sanki biraz iftira gibi. Bence iftira değil ki. Batezi'nin dün yaptığı iyi bir şey değildi yani. Beni de çok Nesli izliyor. Dün akşam da dedi. Ama ne yapabilirim ki şimdi? Ne demek ben ne yapayım ki Batezi? Oturayım orada... da masada mı ağlayayım duygulanmıştım? İyi de, tabii ki kalkacağım. Bak senin duygulanman orada bir tık yani sana niye duygulandın diyemem ama orada duygulanacak bir şey yoktu. Yersiz miydi? Çok yersizdi. Bir de ben Kibar teyzeyi gerçekten çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Onu biliyoruz. Kibar teyzeyi çok seviyorum. Benim yüzümden ağladı sandım. Yani o kadar üzüldüm ki eve gidince... Senin yüzünden ağladı zaten. Diyor ki benim yüzümden ağladı yani sandım. O kadar üzüldüm ki eve gittim. Evde bile yemin ederim akşam evde bile ağladım. Şey demek çok üzüldüm. Ben onu kıramam kötü yani. Bir şey demek istedi. Gerçekten kıramam. Hangi birinizi isteyerek kırdığımı sen gördünüz? Sen söylediğin kelimeyi yapamam yani, onu yani kıracak ben. Bir kelime olmadığından niye kesinlikle. O orada öyle yaparak beni de çok düşürdü. Ben orada kötü bir şey demedim ona yani. Senin ağlayacağını beklemedi. Bir anda ağladın ama Nesli de çok sinirlendi evet, seninle ağlamana. Evet çünkü çok yersizdi. Erken olsun sen çocuk musun? Masayı orada yeter. Ağlayacak hiçbir şey yoktu. Olabilir canım duygulanmışsındı. Ağlayacaksan ben ağladım Kibar teyze bak pazartesinden beri bana demediğin kalmadı. Bana bir verdi. Hangi birimize bir şey söylemedi? Bir verdi. Bir kefeye koyduk biz. Hayır ama bana da çok söylediniz. Ben de ne ağlayabilirdim. Ne herkesin? Tamam ben de ağlamadım. Kapattım. Ben de ağlamadım. Annen gerçekten çok duygusal. Aslında ben de öyleyim. Bana bir şeyi böyle 10 kere ya da 2-3 kere söyleseniz ben de böyle dokunsanız ağlarım. Annemin de ondan ağladığını düşünüyorum. Dün Kibar teyzenin üstüne gittiğimi kesinlikle düşünmüyorum. Bence tamamen kendi abarttı. Kibar abla niye duygu sömürüsü yaptı masada? Ya da sen niye böyle düşünüyorsun? Çünkü ağlanacak bir şey yoktu ki Kadir. Kendini savunabilir, tepkisini orada gösterseydi niye ağladı masadan? Kalktı. Sen dedin ki ben ağlayamıyorum. Ben de sana dedim ki ondan sonra Nesli sen bana de ki ağla Kibar abla. Ben şu anda ağlayayım. O başka ağlayayım. Ama Kibar abla sen bir masada dakika. Cemile'nin... Tamam, benim bir duygusal anıma gelmiştir belki. Ama onu da öyle demedin. Sen de ki... Hayır öyle de içeri, içeriye gitti Kadir Bey programdan ayrılmak üstüne. Evet. Ayrılmak istiyorum demedim. Gelmek istemiyorum dedim masaya bana dedin. Bana bundan sonra dedim şey sorma yorum sorma hayır, dedim. Hayır Kibar abla beni diskalifiye olmak istiyorum değil mi? Evet öyle dedi. Yorum yapma istiyorum bana yorum sorma dedim. Ama orada o kadar bir şey yoktu. Tepkini sinirinle gösteriyorsan annen de Nahide abla diyebilir ki annem o da sinirlensin bak, kızım ağlayırsa annemde değil diyorum yapı, sana sofrayı terk edecek bak, ne vardı tamam hadi yine terk etti o zaman ne deseydi vardı? Ki karşısındaki 20 yaşındaki çocuk peki bir şey diyeceğim benimle alakalı ben bunu aldım deseydi orada direkt beni sorumlu tutarak kalktı beni de zan altına peki, bıraktı peki sen kendini suçlu hissettin mi? Ha İlk başta hissettim ağlayınca çok yani ben suçlu olmasam bile o eğer bana deseydi ki. O diye bu da ağladı. Peki bir şey diyeceğim. Ben de ağladım ağlamışsın daha. Çatırıp hep beraber ağladım. Gerçekten çok üzüldüm. Peki şunu söyleyeceğim. Yani ciddi soruyorum bak annem dedi ki asla demez dedi. Eğer Kibar abla Cemile'ye bir şey deseydi Cemile sofrayı terk etseydi aynı hırsından Cemile'ye gelip. Gerçekten derdi Nesli abla bir şey olduğu zaman dur, bana Cemile, da kızdı. Dur Cemile bir sen Cemile'ye kıyamazsın. Demezdi. Vallahi derdi billahi ya. Derdi. Yanına giderdin bak yanına giderdin. Ben Kadir'i de senin yanına donun yanına da gönderdim. Nesli abla da bana çok ağır. Kız az bir sakin ol, sen de sesin çok yüksek. Kadir bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama o gün Ümran abla gittiğinde Ümran ablanın arkasından söylemedin. Kadir'e dedin ki git gönlünü al. Tamam. Ben mi ki Kadir'le tartıştı hayır, diye dedim. Ama Ümran ablaya demedin ki. Ümran teyze haklıydı çünkü. Bize göre Ümran teyze haklıydı. Neden demedim canımın için? Hacı Vatta Karagöz gibi oldular. Niye demedin? Yani, Niye demedin? Bak Ümran sofradan kalktı gitti. Ben hemen Kadir'e dedim ki git Ümran'ın elini öp gönlünü tamam. Al. Niye anneme demedin ki Ümran sen çocuk musun? Ama iyi demedin. Ama Ümran orada haklıydı benim gözüme. Haklıydı. Ben hala Ümran teyze haklı görüyorum. Ümran teyze o gün haklıydı. Haklıydı diye deme. Ümran haksız olup sofradan kalksaydı yemin ederim Ümran'a da derdim ki Ümran sen çocuk musun? Sonra ne derdim? Kibar'ın yaşı var. Cemile küçük. Ağlarsa da o çocuk incinmiş olabilir, gidip teselli edebilir. Ama Kibar yaşınca büyük olduğu için... Kibar yani, yaşı büyük diye ağlayamaz mı? Peşinden gitmedin demedin. Niye dedi hani Ümran teyzeye demedin? Niye ağladın Ümran'ı buluyorlar. Seni haksız buluyoruz çünkü. Yani olabilir. Adaletsiz olduğumu düşünmüyorum. Ben herkese beğendiğim yemeğin puanını verdim. Bence Nesli ben herkese 3 vereyim onlar da bana versin diye 3 verdim. Nesli Hanımcığım tam karşıya 82 milyona şöyle bir sayar mısınız? Bütün Erzurum dinliyor sizi buyurun. Terbiyeli yalancı paça çorbası pişireceğim. Ne? Ara sıcağım Herise. Belki ismini herkes bilmiyordur ama keşkek diyorlar. Biz Erzurumlular Herise diyoruz ona. Ana yemeğim kürdan kebabı. Şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salata, tatlım da revani.
Benim gözlerim revani. Ne oldu Nayda abla? Ben bu hanımlardan bir... Nayda şok. Ay ben şok. Ya şok olacak bir şey yok. Herkesin menüsünden çok farklı bir menü olmadığını düşünüyorum. Çorbası bence güzel, uğraştırıcı, iddialı bir çorba. Kelle paça seviyor musun? Hiç sevmiyorum. Ama ben de onu sevmiyorum. Neden? Ben sana çıkan işkembe içmezsin kelle paça. Ama bu şey kelle paça değil bak. Terbiyeli yalancı kemikle yapacağım ben onu. He. Peki. O zaman evet olabilir. Çünkü diğer türlü belki içemezdim. Ben de sevmiyorum. Herese'yi kesinlikle zaten bekliyordum. Evet. Olmazsa olmaz. Herese'yi ben çok severim. Ama ana yemeğini basit buldum. Bence sen çünkü normalde Neslihan abla dışarı ücretli olarak da yemek yapan biri. Ama yemekte başarılı bir. Ben o yüzden ana yemekte senden daha iddialı bir şey beklerdim. O da dedi ki ben iddialı değilim dedi. Ama ben yine de bence sen yapardın. Daha da güzel bir şey yapardın. O da annem gibi heyecan korkusuna mı bunu seçti? Evet. Galiba. Tatlısı da güzel. Bizim sürekli zaten yaptığımız bir tatlı ama ana yemeğini basit buldum. Ben de ana yemeğini, günlük yemeğimiz bizim. Yani yapıyoruz, ediyoruz. Tatlı zaten revani. Hani benimkinin bir değişiği. Menünü aynı buluyor musun Nesli ile? Seninki mi daha uğraştırıcı, Nesli'ninki mi? Mesela benimki, o köftemin aşaması çok. Benim de köftem var Ümran. İçinde sadece ne var? Ne var? Benim soğan de patlıcanlarım var, kızaracak. Sadece bir patlıcan olur kızaracası. Mu? Köftenin içi yani boş. Senin köfte... Seninki çok mu doluydu patatesli? Bu haftanın en güzel menüsü benim menüm olacak. Herise yapıyorum, Erzurum yemeği o. Onu yapmak da gerçekten çok emek istiyor, zor bir yemek. Menü iddialı değil. Neslihan da zaten iddialı değilim menümde dedi. Tatlarına bakacağız. Peki hanımları uğurlayalım. Biz birazdan Neslihan Hanım'la kovalarımızı doldurup temizlik için geleceğiz. Daha sonra etaba gideceğiz. Aha. Onun ardından ay onu haftanın, çok merak ediyorum. Haftanın son mutfağına gireceğiz. Bakalım Neslihan Hanım marifetli parmaklarını konuşturabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Kadir Bey ben bugün bir de bir şefle yarışacağım. Yani. Şefle mi yarışacağım? Ha bugün bir de sürpriz şef İtalyan ya. Şef geliyor. Sizin evi. Niye? Beğenemedin ay, mi? O yüzden de çok şaşırdım. Dış ses sürpriz yapmış. Evet. Benlerin bir şeyler lazım. Çok şaşırdım. Bizim aramızda artık. Neslihan Hanım mı daha iyi makarna yapıyor? İtalyan beyefendi mi? Belki de Mamma Mia. O İtalyan mıydı? hadi gidelim o zaman. Evet, hadi buyurun hanımlar. Görüşmek dileğiyle. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Lökel Apartmanı'nın muhteşem komşuluğu... Ena Marat Benim'in bu haftaki birincisi... Evet, komşuları gönderdi, kaldık baş başa. Birinciyi merak ediyorum. Kadir ben özellikle senin verdiğin puanları merak ediyorum. Torpil geçtiğimi falan mı düşünüyorsun? Benim de kafamda bir değerlendirme var. Seninkiyi de bir tartacağım. Yani hayır içinde şu mu var? Kadir acaba komşularına karşı objektif olabilmiş midir diyor musun? O yüzden diyorum ya işte. Emin ol hiçbirine acımadım. Neslihan Hanım, bezi size veriyorum. Mikrofon sizde. Bir Neslihan Hanım nasıl yersiliyor bir görelim. Dur. O normalde böyle gıllık kadar bezden yersiler. Hayır, hiç alakası yok. Peki. Hayır. Şöyle küçücük bir bezle yersin. Benim de böyle bezim var. Ha peki. Kesin benden almışsınızdır. Tam bir gizli kaynana. O ne demek? Yani içinde çok gizli bir kaynana var. İçinden çıkartmıyor dışarıya ama bazı tavırlarıyla böyle bazen gelin konusu konuşuyoruz işte. Aşkım. Aa gelinlerime ben söyleyeceğim onlar yapmayacak. Eğer ki Enes... anasını değil de karısını tutarsa işte o zaman işi yaş. Çünkü geçen kurbanda et doğrarken dedi ki istesem dedi Enes oğlum bütün dükkanı benim önüme döker dedi. Enes de dedi ki anneme feda olsun dedi. Nesli bir coştu bizim içimizde. Sonra çoluktan çocuktan laf açıldı. İşte Nesli dedi ki onlar dedi torunlarım tabii ben büyüteceğim dedi. Enes dedi ki anne ona bir şey diyemem dedi. Belki karım izin vermez. Nesli hemen babasının evinden mi getirdi o? Yani içinin şu kadar bir yerinde bir kaynana var. Ama bak bir de çok büyük konuşuyor. Ha alakası yok. Evet dedi. Çok büyük konuşuyor sonra muhakkak başına geliyor. Akşam ay. Melek abla apartmana girişini gördün mü? Nasıl girdin? Kayıtta mıydın? Ha kayıttayız. Söyle söyle. Dün Kibar abla Cemile yağlattı ya ha. Apartmana bir girdi. Açın kapıyı da şov nasıl yapılıyormuş göstereyim. Yücelt abi diyor ki sus gir içeri diyor ki niye susacakmışım? Benim kızımı ağlattı.
Ay o var ya. İçeri Cemile diyor ki içeri zor soktuk akşam. Cemile bir 5 dakika geldi buraya. Ha bak annem diyor ki geliyor diyor ki gelmiyorum. Gelmişken akşam. Ama geldi ama şey ha? Ben ondan bir şey istedi. Onu getirdi yani kız oturmaya gelmedi. O arada. Açın kapıyı da ben. Şov nasıl yapılıyormuş göstereyim. Peki dün Melek abla siz röportaja giderken evini silerken nasıl yaptı? Şey dedi ki merdivenleri size sildirirdim ama dedi şimdi hepinizin üstü başı giyili dedi şıksınız dedi. Dün izinliydi evde iş yaparken bile kapıyı açıyor. Bakın yerleri siliyorum ben iş yapıyorum ben iş yapıyorum. Açın kapıyı da siz şu anda. Ay çok şey bağırdı ama. Ay ne fena. Çok fena. Bu apartmanda inşallah bu haftadan sonra karla bıçak olunmaz. Evet Melek abla çok tepki gösterdi. Sen var ya eğer bu hafta Melek abla olsaydı Kibar ablayı bununla arardın sen. Melek abla lafıyla, sözüyle, şovuyla mimikli. Zaten yürüyen mimik. O gün mutfağa bir girdi bak. Her yer çok tatlış. Aynen. Ay Melek abla sen var ya sen. Tam bir şov. Nahide abla bir netabı yaparken dedi ki ben Neslihan abladan ümitliyim dedi. Nahide Hanım'da Kibar Hanım arasında bir saniye fark var. Hangisi acaba daha üstün? Ne kadar sordu Kibar abla da. Kibar abla dün beni yedi. Kadir, söylemedim aslında. Duvara mı yaslamıyor? Yok çok değil. Sence Kibar abla mı bir saniye farklı daha iyi yapmıştır Nahide mi? Kibar abla yapmıştır. Neslihan Hanım merdiven sileceğiz. O zaten artık öğrendi bir haftadır küllerin içine gidip geliyor. Siler. İlk gün gördü zaten. Bir yerinde durmadı ki tam etap sırasında Eren'i almaya ama gidiyorum. Ama okuldan aradılar ne yapayım? Hadi o zaman hazırlan merdiven silmeye gidiyoruz geç. Kendi menünle kıyasladığında Neslihan Hanım yaşına göre çok güzel bir menü seçmiş mi sence? Hayır. Daha da iyisini yapabilirdi. Menüsü... Neslihan'a yakışmadı. Güzel ama annem kadar değil. Pişmemiş. Sası tadı var. Önceki gün yaptığına asla benzemiyor. Öğlen yemeğinde de yaparım, akşam yemeğinde de yaparım. Ümran'ınki de köfteydi, bu da köfte. Neyine şimdi laf ediyor? Onun da ağzı var eleştirecek ama... Değil mi? Bugün Ümran bana bir tuhaf geldi. Benim tercihim kararım, ben bunu karar verdim, bunu pişirdim. Nesli'cim keşke zahmet edip de kürdanları da çıkarsaydın. Çiğneyim ağzına da koyayım. Şu an saçmaladın yani. Hadi bakalım gel sana çok bir sürpriz olmayacak ama kovaları alayım. İki kova suyunuz bir de beziniz var. Bir bez mi iki bezdi hani? Bir bez. Sen bu işte hızlısın diye düşünüyorum çünkü daha önce apartmanı sildin. Her ne kadar annem Neslihan hiç eliyle silme diye paspasla siliyor dese de. Hazır mısın? Hazırım. Bak Nahide ablayla Kibar ablanın arasında sadece bir saniye varmış. Hadi geç şundan al 2 puanı. Tamam. 3, 2, 1. Nesli çabuk. Hadi bismillah. Çabuk. Nesli süre çok hızlı akıyor. Evet, çok mu hızlı? Çok hızlı gidiyor süremiz. Çabuk. Nesli suyun burada. Tabii. Bezinden kabasını şıp diye aldı. Kadir doğru söylüyor Neslihan Hanım. Bazen bu 2 puan yarışmanın şampiyonunu belirliyor. Evet ama Cemile'nin bez sıkmasını yaramadın. Ooo maşallah. Bir kere de külden eser bırakmadınız basamaklarda. Evet bütün küller apartman boşluğuna doğdu. Nesli kovan burada bezini yıkamak istersen suyunu geriye alıyorum. Dakikalar su gibi akıp geçiyor. Neslihan Hanım rekora koşuyor Kadir. Hadi inşallah. Oldu bu iş. Kız madem eline güzel sürdün niye apartman paspasasını? Ben zırlama sus. Tamam. Çabuk! Nesli bezini yıka gel. Yıka. Kadir suyu değiş. Su burada. Değişeyim mi suyu? Değiş. Tamam hop suyumuz değişti. Tık da oldu güneşim. O pis suyu bana ver Kadir. Niye? Uğurunuz. Çabuk. Bir yerinden aşağı dökersen seni mahvederim. Hayır sakın. Ben de niye istediğini anlamadım. Bak kadın anladı. Nesli çabuk hadi. Evinkiler çiçek açtı, etrafa kol kız açtı, ben burada alamadım, bıraktı beni paçtı. Haydi Nesli bir Erzurumlu olarak göster her sınıf olsunu. Nesli coşi. Nesli hadi yıka bezini bir daha bir tur daha yıka suyunu yiyin. Allah Allah coştuk efendim coştuk. Hanımlar görsünler. Seslen Kibar ablaya. Bitişe geleyim göreceğiz. Çabuk bak köşeleri parmaklarıyla aldı. Kız sen bu kadar iyi merdiven siliyor. Kadir sen beni tek gözünle mi görüyorsun? Yok ikisini birlikte görüyorum. Neyse al şu suyu al. İkisini de kullanabilirsin. Yıka. Çabuk tersi de pistir. Evet Nesli. Nesli ananın rekora koşuyor efendim. Su var arkanızda. Aman dikkat.
Nazara geldi. Nazar ettim bana. Nesli suya bas bezini, Nesli suya bas. Yalnız sular bugün o kadar koyu olmadı, hala açık griyi. Nesli çabuk suya gidiyor. Saniyenin bile önemi var, hadi çabuk. Hadi! Nesli tamam dediğini bırakacağız, süren o saatte duracak. Tamam mısın? Tamam kardeşim. Tamam. Kadının beyni döndü. Gel şöyle, gel 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 gel. Ama ayaklarımız ne basıyor? Çok bak yüz ifadesine bak, nasıl şaşırdı. Hızlıydınız ama biz temizliği değerlendireceğiz. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Çok da Nesli kirli bence değil. Gayet iyisin. Yani. Hızlıydın da ve en önemlisi bak, suya bakın hala şeffaf. Diğerlerinde o kadar çok koyu olmuştu ki çünkü kilo olduğu gibi bunun içine bastılar. He. Evet, Erzurum oluşu bir kez daha belli oldu, gözü açık seni. Çok yorucu değil. Nefes, çünkü nefesimiz kesildi. Evet. Ama Nesli Hanım azmin hırsını gösterdi. Şimdi seslenin hanımlara. Komşularım bana güvenmiyordular. Görüşeceğiz. Ama biz bir boş kola şişesi değiliz. Boş kola şişesi değilim, evet. Görüşeceğiz. Evet. Şimdi de mutfağımıza gidiyoruz. Bugün sürpriz olarak İtalyan şef gelecek. Ardından Nesli Hanım'ın muhteşem yemekleriyle haftanın son gününde bakalım ekrana damgasını vurabilecek. Vuracak. Haydi buyurun gidiyoruz o zaman. Gel basak, bir şey olmaz. Yıkayacağızlar. Gel gel yukarıda gideriz gel. Sildiği yerlere de kıyamayın ki bas. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Lökel Apartmanı'nın muhteşem komşuluk... Ena Marat Benim'in bu haftaki birincisi... Evet sayın seyirciler, Ena Marat Benim Lökel Haftası'nın son gününe geldik. Ve bugün Makarnalar Kraliçesi Nesli Hanım'ın mutfağındayız. Etaptaki hızlarını, pratikliğini mutfakta da görmek istiyoruz. Çorbamız yalancı kelle paça çorbası. Arasıcak olarak Erzurum'un meşhur keresesi. Ana yemek kürdan kebabı diyoruz. İslim kebabı diyenler de var. Yanında şehriyeli pilav, salatamız... Mevsim salata yeşillikli. Tatlı olarak da benim en çok sevdiğim tatlı portakal var ama portakallı mı olacak? Portakallı. Portakallı revanimiz var. Hep yarışmacı da diyorum ki abla bunu yapana kadar bir revani yapaydım bari. Yani ben de o yüzden yaptım zaten. Hadi bakalım inşallah bulgur bulgur olacak. Lütfen Nesli Hanım'ın sürpriz olarak yapacağı meşhur makarnasını da unutmayalım Kadir. Evet, makarnamızda şöyle hemen görüyorsunuz. Akıllara ilk gelen şey makarna. Yıllar sonra bu iki görselin anlamını belki çoğu kişi bilmeyecek ama makarna denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Ve bugün dış sesin çok büyük bir sürprizi de var. İtalyan şefimiz geliyor efendim. Makarna nasıl doğru pişirilir? Püf noktaları nelerdir? Bugün bir kez daha öğreneceğiz. Makarna hayatımızda ne kadar çok yer alıyor? Şefimiz de şovunu yapacak Kadir. O da spagettisini getirecek mi? Eli boş gelmeyecek. Hadi bakalım göreceğiz. Nesli Hanım ne diyorsunuz şef hakkında? Heyecanlı mısınız? İlk defa karşınızda biri makarna yapacak. Evet, heyecanlıyım ama ben de bugün bomba gibiyim. Aha. Çok güzel hazırlandım. Hadi bakalım. O zaman herhalde makarnaları kaynar suyu atarak başlayacaksınız. Makarnayı ben haşlamayacağım. Size özel başka bir tarifle yapacağım. Bence bu bir tek Nesli'ye özel. Çünkü şu ana kadar yapmış kimseyi görmedim. Evet. Peki önce çorbanın etinden mi başlayacaksın? Önce çorbamdan başlayacağım. Tamam, herese çok uzun pişen bir sonra şey. Sonra hemen herisemi üstüne atacağım. 3, 2, 1. Hadi bismillah bakalım. Hadi Nesli başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Başladığımıza göre o zaman hop hop. Hoplama, onu diline doladım. Üç gibi reyde kendi kendine söylüyor. Sizden şey getirtmiştim. Düdüklü, düdüklü nerede? Düdüklü, kızlar bizim evdeki... Yok, oğlunun düdüklüsü, bizim düdüklüyüz. Getirttirdim, onu da getirttirdim. Bu yalancı paça çorbasının eti şu anda. Yalancı kelle paça çorbası için malzemelerimiz 5 tane kemikli et, 1 kilo yoğurt, 2 adet limon, 2 adet yumurta, 1 su bardağı 10 sıvı yağ, tuz, pul biber ve nane. Hatırlıyor musun bunu geçen haftalarda ya da daha önceki haftalarda tavuk suyu çorbası diye yapmışlardı da. Tavuk suyuyla böyle sarımsak bir kerdeye çalmıştı demişti ki abla bir paça tadı geliyor. Tuz koyacağım mı içine? Yok. Direkt düdüklüyü atıyorum. Evet, aşurelik yağlamamızı koyuyoruz içine. Peki ne kadar tavuğa ne kadar yağlama koyuyorsun? Aslında ben bütün tavuğu, bir bütün tavuğu yarım kilo şey koyuyorum. Siz evde pişirirseniz bir bütün tavuk kullanın, daha lezzetli olur. Bütün tavuğu düdüklüyü atıyorsunuz, üstüne yarım kilo yağlama koyuyorsunuz. Suyunu da koyuyorsun. Evet, suyunu bol koyuyorsun, biraz çekiyor. Yağırmaç, yağırmaları dümden ıslatıyor musun? Yok, ben ıslatmıyorum ama ıslatan da var. Islatan da var. Islatmazsanız suyunu bol koyun çünkü suyunu çekiyor. Çekiyor, aynen. Ege yöresinde keşkek diyorlar buna. Keşkek ama biz Erzurumlular buna herise diyoruz. Bol bir sıvı şey, tereyağına döküyorsun. Üstüne. Onu piştikten sonra güzel çırpacaksın, hellimleşecek de öyle. Özleşecek, özleşecek yani. Özleşecek. Kereseyi buğdayla tavuğun içine koyacaktı.
O biraz piştikten sonra kaşıkla karıştıra onu yapması lazım. Güzel karıştırması lazım. Çok da zor değil. Ben ara sıcakta börek yaptım, o daha zordu. Ara sıcak bu kadar ağır olmamalı, birden midene oturmamalı. Ana menüyü yiyemeyeceğiz. Niye? Hereseyle doymuş olacağız. Ara sıcak hafif bir yemektir. Soğuk hafif bir yemektir. Böyle bir sıcak yemek değildir. Neslihan Hanım'ın revanisi için gerekli malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket irmik, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tuzu ve 6 paket portakal. 6 tane portakalların ne işi var revanide? 6 tane kim? Neyse, bunun aparatları sen... Ha, buraya koymuş kızlar. Tatlının şerbetinde ise 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, yarım portakalın suyu ve 1 adet limon kullanacak yarışmacımız. Sen orada istersen köfteni yoğur dinlenecekse. Yoğur değil mi ama şeyi fırına atalım, köfteyi öyle geçelim. Yok, malzemeleri ben şurada katarım zaten, önüme koydum. Sana gösteririm, sen bir yandan köfteyi de yoğur, daha patlıcan falan kızartacağız. Bir bardak yoğurdunu koyduk. İnşallah kabarır evvelimiz. Güzel güzel. Normalde bir bardak koyuyorlar. Bak sen bir paket koydun. Bu işte onu bulgur yapan bu. Bulgur yapan bu. Ben de ilmeğini fazla. Un koyunca kek gibi oluyor. Kek gibi oluyor. Dök. Koca iki portakal damağını mı çıkar? Allah, o kadar çıktı. Bakın şu ellerimin haline. Biraz sulu sulu. Nasıl bir portakal kabuğu? Ne bileyim. Böyle hadi misin? Şöyle üstüne dök unu. Bir, iki, dur. İki paket mi koyuyorsun? İki paket koyacağım. Tamam, o zaman fırını açıyorum ben. Onunla kabartma tozunu yediriyor. Sen güzel olsun. Doğamızda eksik etmiyoruz. Cam tepsi yazcık yazdı. Hangisini? Küçüğü şu. Büyüğü. Burada bu ya. Altta mı yedik? Yiyenlere şifa olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Diyeceksiniz ki sizinki de revaniye benzer ama benimki daha zor. Bir şambali tatlısı. Kolay bir tatlı. Yani benimkinin benzerin ama benimki daha bir zor bir tatlı. Önemli olan kabarsın şerbetini, kıvamını, her şeyi güzel olsun. Beslan abacığım, lokalde değiliz, yarışmadayız. Revani nedir ya? Tatlı olarak revaniyi çok basit buldum. Çünkü bizim zaten lokalde sürekli yaptığımız bir tatlı. Bizim yani başlıca tatlılarımızdan biri. Neslihan abla orada da hiç risk almamış. Yine en iyi yaptığı tatlılardan birini koymuş. Güzel kabarırsa revani yine bizden iyi puan alır ama onun dışında bilmiyorum yani. Sürekli yaptığı bir tatlıyı da yapamazsa artık bir şey diyemem. Kürdan kebabı için malzemelerimiz: 6 adet patlıcan, 1 kilo yağsız dana kıyma, 5 adet domates, yarım kilo kıl biber, sarımsak, 6 adet soğan, 1 su bardağı galeta unu, pul biber, karabiber, tuz, sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve kürdan. Kıymasını koydum, soğanını koydum, sarımsağını koydum. Tamam, baharat. Galeta unu koyuyoruz. Bir yandan patlıcanları soyalım mı biz yavaş yavaş? Yani siz soyun, o suya koyalım. Patlıcanlar daha şeye, tuzlu suya girecekler. Suya... Sen şöyle ince ince yapıyorsun ki yapma. Çok böyle ince yapmak şey, patlıcanlar bu sefer de çok kurudu. Kızartacak mısın? Kızartacağım. Siz bana güvenin Neslihan Hanım. Tam kızartmalık dilimlerim şimdi ben patlıcanları. Nesli, hızlan yalnız, daha patlıcan falan kızaracak. Şu an kesilecek bir salata var. Bu makarna ne zaman kavrulacak? Makarnayı şey, en son. En son, süre en bittikten son. Sonra. En son. Peki bir salatamız kaldı doğranacaktır siz. Patlıcan kızartalım bence. Neslihan Hanım, neden bu kadar hafif bir menü seçtiniz? Hafif değil benim Kadir Bey, elim hızlı. Yani sürenin arta kalması menünün hafifliğiyle alakası yok. Neslihan Hanım eli hızlı olduğu için. Gerçekten hızlı bak. En çok hızlı. O yüzden bütün programlarda en son Nesli geliyor. Şundan yağ koy. Getir. Acele acele, bu sefer de el ayağına dolanmasın. Pilavı atalım o zaman hocam. Dur Kadir Bey, dur bir saat olsun, bir şunları halledelim. Pilav vakit var. Taze sıcak olsun ya, bu kadar. Acele etme canım sen de. Bu kadar mı hamaratlık olur ya? Ya kadın harikalar yaratıyor mutfakta. Ama dur da açalım. Bu kadar geldi. Valla ben de çok şaşkınım ama hakikaten de Neslihan Hanım'ın seçtiği menü yarım saatte olmadan bitti. Neden acaba? Ama bunun menünün kolayla alakası yok. Nasıl oldu da kendinize hiç güvenmediniz Neslihan Hanım? Niye? Hiç anlamamazlığa gelmeyin Neslihan Hanım. Getir bir baklava açar. Hemen getiririm. Bak açalım mı Nesli? Yetiştirebilir miyim? Kesin yetiştirirsiniz. Sonuçta menüye koymadın. Menüye koymadığın için çıkartmasan da kimse sana eksi puan veremez. Baklava konusuna noktayı koyabilirsiniz. Kibar ablaya deriz ki bir haftadır baklava dedin. Aha da sana baklava. İyi, getirin yoğurdu. Hadi getir. Yes.
Esiyan Hanım'ın kibar hanıma meydan okuyacağı baklava için malzemelerimiz şöyle. 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 6 su bardağı un. Kadir, şu tamam. Bardaklarla, şunlarla. Neylerle? Şunlarla. Çay bardakları, çay. Su bardağı diyor. Su bardağı çok geliyor. Bir şey yağ koyacaksın, bir süt koyacaksın. Sıvı yağ koydum. Menünüze kolay dediler ama resmen bugün sağ gösterip sol vuracaksınız Esiyan Hanım. Kimsenin sizden baklava beklemediğine eminim. Kibar Hanım'ın bir haftadır dilinden düşüremediği baklavanın pişmiş halini ortaya koyacağız inşallah. Hadi bakalım Neslihan Hanım, bileğinize kuvvet. Kızartma işlerine başlamışsın. Bu arada baklavanın hamuru ne oldu? Baklavanın hamuru yoğruldu, bir yandan dinleniyor. Evet sevgili seyircilerim, yanlış duymadınız. Neslihan Hanım'ın menüsünde revani vardı ama yarışmacımızı durdurabilene aşk olsun. Siz az önce ne yaptınız Kadir? Hadi söyle. Baklavamızı yoğurduk, hamurumuz ortada. Oklavamız, tepsimiz, nişastamız, her şeyimiz geldi. Yalnız Neslihan Hanım'ın bir şartı var. Eğer olur ki baklava tutmasa masaya getirmiyoruz. Şşş, aramızda. Nesli bir şey diyeceğim. Kaç tane patlıcan kullanacağız? Biz çok patlıcan kızartıyoruz bu arada. Adam başı kaç tane vereceksin? İkişer tane versek az mı olur? Kenarına pilav da koyacağız. Yeter. Zaten yeter adam, değil mi? Ama şu köfteler bence kızarsın, sarmaya başlayalım. Ben de bizi kırıverdim sizin için. Oh, teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Biz de halledeceğiz. İnşallah mutfak bakmamız. Oh Nesli, revani bir kabarmış. Maşallah sübhanallah. İnşallah. Nasıl güzel kabarmış be. Tamam mı, köfteleri alıyorum. Al, pişenleri al çünkü fırınlayacağız onları bir de. Nesli Allah aşkına bu tavayı. Kadir ne yaptın? Şerbetin içine düştü köfte. Dur aldım. Şuraya gel onu. Aldım ne demek, gitti canım şerbet. De tadından yenmiyor, şerbetin içine gitti, aldım hemen. Böyle bir rezillik olabilir mi Kadir? Kız evet. Şurada tabak yokmuş, desene tabak var zaten, peçeteymiş o. Yavaş. Kadir. Tavanın dibine yapışıyor. Baksana şu tava yapmak için neyi bekliyorsun? Karışma insanları niye atıp niye atmayacağına Kadir. Eğer o tava bizim tava olsaydı öyle demezdin ama. Nesli köfteleri sarmaya başla sen. Kadir buna bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Köftenin yağı şerbete karıştı. Hayır anlaşılmaz. Portakal sıktık işine, o kadar portakal suyu kim köfte? Biraz damak tadı olan herkes anlar ama tabii sizin apartmanda bilemiyorum Kadir. Ben anlamaz kimse bizim apartmanda. Nasılsa köftenin peşinden revani yiyecekleri için anlamazlar. Revani ağzımızın içinde çalkalanır. Nesli düdüklü çok hışlıyor. Altını kısayım mı biraz? Nasıl bakayım? Bak dumanı. Kürdan kebabı dünyanın en kolay yemeği olabilir. Hayır, benim el lezzetim ona geçecek. Tabii geçecek. O şimdi ona sevgisini katar. Meşhurdur onun sevgisi. Ayrıca ben zaten yemekte çok iddialı olan biri değilim. Evde de çok mutfağa girmem. Tamam. Ne yaptın? Langur lungur tarhana bulgur koy. Hakikaten langur lungur iş yapıyorsun Kadir. Bu tarafa bunu tutar. İyi Kız, misin sen? Şey yaptım. Tövbe yarabbim. Kadir baştan sağma, sinir etme beni. Kız şunu içine batırdım. Dedim dik yamuk dursun. Yamuk batırdın. Vay. Ne alıp veremediğin var senin Neslihan Hanım'la Kadir? Eğer var ya normal gene olsa bak bir mantı kafasını sıkar atar. Diyor ki ağzınıza yamuk mu diyeyim. Şimdi Cemile diyecek ki 22 yıllık tecrübe dediğiniz bu muydu? İyi Kadir, bu da yemek istiyor. Üstüne de ama bir tane şey domates düttün rahmetli dedemin tabutu. Ama bu da yemek istiyor. Çabuk revaniye baktın mı sen? Nesli. Oo aç gel, nasıl güzel kızarmış gel. Vay. Göster şunu de ki bak aha. Nasıl kabardı gördün mü? Gördün mü? Daha kaldı mı fırında? Kadir kapat fırını. Bak daha çorbanın terbiyesi yok, pilav yok. Kolay molay dedik ama süre gidiyor. Evet gidiyor. Süre giderken bir köftenin de gitmesinin bir mahsuru yoktur herhalde. Of şey fırının içinde kalacak mı? Şerbeti ne zaman dökeceğiz? Birazcık şey yapalım. O şimdi azıcık kendini çeksin. Şu da bir tane. Şimdi kaç kaldı? 2, 4, 6, 8, 10. Şuradan da 4 tane aldık mı? Tamam 12. Şu an tam oldu. Evet tam oldu. Sar hemen şunları hadi. Sen köfte yemezsin ki, niye şimdi köfteyi yesin tuttu seni? Allah'ım sen bana sabır ver. Bir tanecik köfteyi bana çok gördün ya Kadir. Alacağın olsun. Değersiz bir zamanda yedin. Önünden onca et geçer ağzına. Bak köfte yemeyen adama köfte yedirttirdin. Kaç tane köfte pişti önümüzde şimdiye kadar? Hiç ağzını atmadı Nesli.
Demek ki bu güzel geldi ona. Ya çünkü Nesli ona sevgisini kattı. Hı. Ya. Kadir. Heh. Revaneyi fırından al, yere koy, açık kendini çeksin soğusun. Şerbeti ikisi de çok sıcak sıcak olmasın. Ama hala malı yanmasın, altına bir şey koy. Yok, götürüp halının üstüne koyacağım. Balkondaki tepsi, ne bu baklavanın şerbetini kapatayım mı? Yok, azıcık daha kaynasın. Tamam. Salçanın sosunu yap sen bir yap. Evet Kadir, hazırsanız asker arkadaşım geliyor. Ha, hadi buyur. Adam İtalyan değil miydi? Ne arasın ilk asker? Ben vatani görevimi İtalya'da yaptım. Ya o kadar attığım belli ki. Ay onun hayatı yalan, sen bırak git iç ha. Neden hayatım yalanmış benim? Askerliğimi Vatikan'da yaptım bir kere. Çünkü orduyu katıp karıştırdığı için dışarıya gönderdiler. Evet, meşhur İtalyan şefimiz geliyor. Ciao. Ciao. Buongiorno. Hoş geldiniz şefim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Şu anda hamurumuzu yoğurduk. Birazdan baklava açacağız. Türk tamam. İş baklava. O kadar yumuşak baklava ben görmedim Türkiye'de. Haklısınız, baklava hamuru sert olur. Evet. Ama biz ev baklavası, kadınların biraz yaptığı. Biraz güçlü olması lazım. Makarna nasıl yapıyorsun yoksa? Ha, ama makarna. Bu makarna hamuru değil. Anladım. Erişte kalın oluyor, sert sert. Baklava da sert olması lazım. Ha, yok, çok sert. Biz yumuşak yapıyoruz. Ana ne güler yüz adam. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kral Bey nasılsınız? İyi, teşekkürler. Buyurun buyurun buyurun, şöyle buyurun siz. Aman tava var orada. Aman bu arada köfteleri de yakma Kadir. Yağı da dışarı al. Şefim beni kabul ederim. Buyurun buyurun. Yok ben ayakta kalıyorum. Şef ayakta kalıyor. Ha peki. Olamaz yani. O yüzden az yağ geçtik. Eskiden bu az. Tamam okey. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, teşekkürler. Şimdi makarna sizin milli yiyeceğiniz. Ama bizim burada biraz böyle tender yemeği diyorlar makarnaya. Gerçi böyle düşünüyorum. Evet, genellikle öğrenci yemeği, aparatif, öyle... O da var. Uğraştırıcı değil ki, misafire biz makarna yapmayız mesela. Ben şey seviyorum, makarna herkes için. O için seviyorum. Öğrenciler için, zenginler için, ama herkes ne için bir yemek. Aynen, ama şimdi sizin kültürde biraz da baş tacı. Ya biz yiyoruz yani. Ama tabii sizin makarna ile bizim makarna arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Çok büyük farklar var. Biz ele kaynayansı yiyor, lambur lumbur, tarhana bulgur atıyoruz. Peşine de bir margarin çalıyoruz. Çatala diyor, bir de ketçap mayonezi bastık. O benim için çok zor böyle söylemek. Ketçap mayonez bizim için gerçek büyük bir... Adamlara hakaret. Hatta Nesli tavuk bulyon atıyor onun içine. Biliyorsanız başka bir şey de var. Ne? Yoğurt üzerinde siz koyuyorsunuz. Ha sarımsak, yalancı mantık gibi. Biliyorsanız İtalya bir grup var. Yoğurt olmaz makarna üzerinde grup var. Biliyorsunuz. Yoğurt bizim milli şeyimiz değil istemiyorlar. Niye sarımsaklı yoğurtu şöyle... Mesela bizde de... Ben severim. Makarna gibi yaprak mantı kesiyoruz. Evet. Erişte kesiyoruz kışın. Yalan mantı değil yalan mi? Yalan mantı. Evet. Sonra erişte kesiyoruz sizin makarna gibi bol yumurtalı şöyle sert bir hamur. Evet. Onu az tavada pişiriyoruz, kıt kıt doğruyoruz. Ya böyle kavurup yiyoruz ya çorbanın içine katıyoruz. Ama genellikle yaptığımız... Şu bu makarna problem değil yani. Kuru makarna çok büyük bir kültür. Sen böyle bilmesi lazım. Kuzey İtalya'da taze makarna. Kuzey İtalya, her sene gidip geliyoruz. Kuru. Kuru makarna. Ama bizde makarna kuru oluyor. Hiç yaş makarna olmadı şimdiye kadar. Nasıl? Yaş hiç makarna yok. Erişte yapamazsınız. Ne? Erişte. Onu da kurutuyoruz işte. Balkona okey ama o tazeden geliyor. He tabii, hamurunu biz yoğuruyoruz. Evet. O ayrı. Kışın bizde Türk kadınları toplanır, erişte yoğururuz. Siz yapmak olmaz mı? Sadece Türk kadınlar yapmaz. Genellikle kadınlar erişte yapıyor. Kışlık hazırlık yapıyorlar. Bir de mesela daha su böreğimiz var. Sizin lazanyaya benziyor. Biliyorsun benim mutfakta şey %60 kızlar var. Değil mi? Çünkü çok daha çalışıyorlar. Ay Kadir, herise yanıyor. Herise yanıyor. Herise yanıyor. Atını kapat onun çok mu yükseğe aldın? Nesli kısıktaydı. Vur suyun altına onu. Dur. Vurma. Şef buradayken patlatma onu. Bekle. Herise yandı. Adam şef şimdi hemen sizi kontrol edecek. Hereseyi mi kontrol edecek? Hayır, stres yönetimi şey yapacak. Şimdi ne yaptı? Şimdi patlıcanı kızarttık. Tamam. İçine köfte koyduk. Bizim Türk yemeği kürdan kebabı, İzmir okay. kebabı. Salçalı su çalacağız, fırına vereceğiz. Tamam. Domatesli var. Domatesten peki. yapıyoruz sosunu. Bu bizim meşhur Türk yemeğimiz. Hı. Köftelerin arası patlıcan. Buraya et vurduk. Yalancı kelle paça yapacağız. Yalancı. Yalancı mantı var, yalancı kelle paça var. Terbiyeli olarak yemekte biraz yalancılığı seviyoruz. Yok böyle pratik değil. Pratik olduğumuz için. Hayır. Düşün, ben 13 sene önce geldim Türkiye'de. Türk yemekleri öğrenmek için. Şimdi şöyle, bunlar niye biliyor musunuz? Şimdi kelle paçayı bizde herkes sevmiyor koktuğu için.
Herkes eksin diye yalancısını da yapıyoruz. Ne var içeride? Et var, kemikli et var. Tamam. Onu dideceğim, yoğurdundan sarımsaklı bir terbiye çalacağız. Etli çorba. Etli çorba yapacağız. Bunda da herese var. Okey. Herese. 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 Hangi bölgeye ait? Hangi bölge? Erzurum tarafı. Erzurum. Şimdi Erzurum tarafında herese, Ege'ye geldiğimizde Muğla, işte ne bileyim Denizli tarafında onlar keşkek diyor. Ha keşkek. Keşkek, evet. Tavuklu böyle buğdaylı. Ben Trabzon'da yedim. Trabzon'da da mı var? Evet, evet. Karadeniz. Evet. Biz gittik, bize bir türlü yapmadılar. Neyse bunun ağzını açıyorum. Kadir yok, bekle, açma. Bekle. Su koyma ona sakın. Yok, koyma. Bekle. Bekliyoruz. Süre gidiyor. Daha baklava açacağız. Şimdi Nesli, sen onu şu tarafta yapsana. Gel rahat rahat, uzanma tarafa. Ha. Şimdi Neslihan Hanım apartmanımızdaki komşumuz. Tamam. Ve makarnasıyla meşhur. Sabah makarna, öğlen makarna, akşam makarna. Abartma sen de sabah makarna. Sabah ben sabah 7'de 3 yaşında makarna ile kahvaltı yapıyordum, sana tebrik ederim. Ama bizim şey. De akşamdan kalan makarna yediniz de yiyoruz. Bak akşamdan kalan makarna yiyorlar. Biz de makarna tatlı ile yapıyoruz. Tatlı da yapıyor. Evet. Ayaklarına sokma, yapar mı? Söyleyin, söyleyin. Yalnız onun makarnası biraz farklı. Hmm. Çubuk makarnayı ortadan bölüyor. No, böyle bir şey söyleme. Ben ama şu anda gideceğim. Ama tenceresi böyle bir şey ya. Ay, kırılma, 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 kırılma. Yok, 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 böyle yapma. Yapma Kadir. Bile sığmıyor tencereye. Sığıyor, sığıyor. Bekle, biraz yavaş yavaş düşüyor. Ama o zaman da akşama kadar iplik makarası yok gibi çek babam. Yok ya, hemen aşağıda gidecek. Peki, bunu şimdi... Sabır, sabır. Sabır. İşte biz Türkler biraz tez canlıyız. Boşuna mı Viyana kapılarına dayandık? Şimdi orası ayrı. Tencereye sıvı yağ koyuyor. Makarnayı bölüyor, tencerede kavuruyor. Kahverengi oluyor onlar böyle. Şehriye gibi. Tamam. Sonra üstüne tavuk bulyon atıyor. Tamam. Üstüne su koyuyor, pilav pişirir gibi. Tamam. Demliyor. Tamam. Biz makarnayı biraz... böyle yiyoruz. Biz böyle makarna sadece böyle yemiyorsunuz. Ha böyle yiyorsunuz. Biz bu böyle mesela Nesli öyle böyle yapıyor. Değişik de ya, domatesli yapıyoruz, kıymalı yapıyoruz, kırında yapıyoruz. Ama her zaman şey... böyle bir tarzda başlıyorsunuz. Ya bunu da çok seviyoruz, yapıyoruz. Şimdi makarnayı yani çok millete dayadığı için bunalmasına bir arada göz boyuyor. Kahve hadi aşk olsun. Yani şey de yemeğin yanına. Sen çocuklar doymuyor. İnanmayacağım. İnanma sen. Hayatta inanmayacağım. Sen bana inan. Evet, inanmıyorum. Peki sizin Türkiye'de sevdiğiniz en çok yemek ne? Ben zeytinyağlı çok seviyorum. Aa, yaprak sarma. Yaprak sarma, ıspanak, kereviz. Peki siz niye sürekli makarna yapıyorsunuz? Biz sürekli makarna yemiyoruz ki. Var mı başka yemeğiniz? Başka yemek var mı? Et ben var, mi? Balık var. Çok çeşitler var. Bakliyat da çok yiyoruz. Bakliyat. İnsanlar zannediyor İtalyalar bütün gün boyunca etli makarna, lazanya, ondan sonra risotto, pizza, tiramisu yiyorlar. Oo, böyle bir şey yok. Ya. Bu ama bizim bayram gulleri yemeği. Bayramda makarna yani mı yiyorsunuz? Ya böyle bu kadar zengi yemektir, biz özel gulleri yiyoruz. Ben genelde böyle balkabak pirinç, mercimekli makarna. Mercimekli makarna çok güzel. Bunlar hep her gün bayram, her gün makarna var. Yalnız sizin Nesli'yle en büyük özelliğiniz, şimdi dediniz ya, zannediyorsunuz ki biz hep makarna yiyoruz. İşte ikiniz de hep böyle makarnayla anılıyorsunuz. Arka plandaki yemeklerin hiçbiri görünmüyor. 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 Ona da hep makarna pişirdiğini söylüyor ama yanında sulu yemek yapıyor. Aa, bu biraz genelde bir sorun biliyorsunuz. Her memlekette en özel yemek herkes zannediyor, biz sadece o yemek yiyoruz. Mesela biz de zannediyoruz, her gün hepsi kebapla geziyoruz. Döner kebap her gün yiyoruz, biliyor musunuz? Döner kebap? Döner kebap, kebap değil yani. Dünyada döner kebap zannediyor. Döner kebap değil ki, döner. Döner. Ustam gel. Yok, döner o, kebap değil. Evet. Şöyle diliyorsun, evet, da o sebebi bol soğanından şöyle yer. Ve bazen lahmacun içeride koyuyorlar yurt dışında. Döner mi? Evet. Karışık yapanımız var. Mesela ben o kebap var ya, şiş kebap. Onu lahmacuna sıyırıyorum. Ama Türk mutfağı çok geniş değil mi? Ben geçen hafta Adana'dayım. O tam yerine gitmiş. Şalgam içtin acılı. Şalgam içtim ve benim 5 yaşında çocuk şey yedi, ciğer şiş yedi. Bir tane full Adana kebap yemiş. Çocuk boğazını biliyor. Kadir, şimdi şefimiz bize makarnanın nasıl olması gerektiğini gösterecek. Bence bir göstersin. Göstereceğim. Biz de en azından ne yediğimizi bilelim. Allah aşkına, ne yapıyor bu kadın? Şehriye kavuracak. Başka bir şey. Şehriye yok, bu. Yok yok, bence saygı göstermesi lazım. Aşk ile yapıyor musunuz? Hem de nasıl. O zaman ha, güzel olacak. Yemeklere katıyorum. Böyle bir tuz bir de sevgisi hep cebinde. Kadir, bu ne? Kıymalı harç. Bu bolognese sosu. Ha, bolognese diyeceğim. Bu 12 saat pişirildik. Niye? 12 saat pişirmesi keçi lazım. Keçi eti mi 12 saat? Yok, yavaş yavaş yavaş, hafif ateşte. Domates, evet. Ketçap.
Domates, bu özel domates. İtalya'ya ketçap kullanılmıyor mu? Kullanılıyor ama makarna olarak da hayatta kullanamaz. Neye sıkıyorsunuz ketçabı? Patates üzerinde. Aa, bu siz annesle bizim şey değil mi bu kesme makarna? Ha, evet. Ama burada içerisinde ama 1 kiloun içerisinde 30 tane yumurta sarısı var. Yumurtanın kolisi olmuş 50 lira 30 yumurta kıracağım 1 kilo una. Yalnız makarnanız çok yumuşak. Bu taze kesin mi? Taze, taze. Maşallah. Nesli sen ne yaptın bu arada? Ben pilavımı yapıyorum. Benden istediğin bir şey var mı? Neslihan Hanım. Buyur. Şefimizi izlemeniz lazım. Ama süren... Sürenizi durduracağım. Tamam evet. O zaman... O yüzden pilavın altını kapatayım mı? Kız bu yanmıyor değil mi? Ama... Yok yok pişemiyor. Bu ala biraz daha pişebilir. Biraz daha mı kaldı? Tabii tabii. Biraz daha fazla yapabilir ya. Yani Kadir, revaniyenin şerbetini dökmemiz lazım. Dökmemiz mi? İçeriye atın onu kalabalığı katsın. Soğusun hem de çeksin. Sizin odasının içine koysanız anne. Neslihan ablacığım, lokalde değiliz, yarışmadayız. Revani nedir ya? Yine en iyi yaptığı tatlılardan birini koymuş menüsüne. Sürekli yaptığı bir tatlıyı da yapamazsa artık bir şey diyemem. Evet şefim ne yapıyoruz? İlk olarak da tuz ihtiyacı var. Tuz hemen. Tuz burada. Şimdi ilk bu yukata makarna pişirmek için su içerisinde yağ koyuyorlar. He, makarnanın içine su koyuyor mu ya suyuna yağ? Evet. Ne için yapıyorsunuz? Ya derneği başiş olarak da yapıyorlar. Ben koymuyorum. Yani şey yani bazı yani yardım edecek. Sen aşağıken suyun içine dök, niye dökmüyorsun? Bilmem hiç gerek duymuyorum. Güzel tane tane oluyor. Neslihan Hanım pis noktayı biliyormuş. Ama makarna koymuyorum. Ben koyuyorum ama yapışıyor makarna. Yapışıyor çünkü siz o kadar az su koyuyorsunuz yani. Yok ben getireceğim şimdi. Ha, tabii tabii. Ben söylemekten sonra böyle söylemek kolaydı. Asker arkadaşı olduğunuzu şu an onayladı. Şimdi biz bol suyun içine makarnayı ama kırıp atıyoruz. Neden kırıp atıyorsunuz? İşte çekmesi... Sofrada biz yemek yerken konuşmayı çok seviyoruz. Makarna çok uzadı mı konuşamıyoruz makarna. Yok yok direkt pişiyor hiçbir dert yok kırılmama. Ya, rica ediyorum suyu... benim için kırılma tabii ya. Hocam bu saatten sonra sen asla. Ne kadar ne zaman bir tane makarna kırılıyorsanız bir tane İtalyan şef kalp kırılıyor. Aynı zamanda İtalya'da. Ay kurban olurum ben bu kadar hassas düşünmemiştim. Ay de bu benim kalbimi 7/24 kırıyor. O ne olacak? Kendini de geldin İtalya ile bile araya soktun. Hazır yerini bulmuşken. Kaynamasını bekliyor muyuz illa? Evet, kaynaması bekliyoruz. Bu normal doğru. Bir makarna. Biz burada irmik unu, sarı unu ile yaptık ama ince irmik. İrmiğin unuyla mı? Evet, sarı unu. O zaman biz erişte yoğururken bundan yoğuralım. Evet, daha lezzetli oluyor. Ondan sonra tuz koyulması lazım. Tamam. Ve ya kesinlikle yasak. Ya gerek yok. Doğru zamanda pişirmesi atacağım. Lazım. Fazla pişirirsin çamur oluyor makarna. Mesela bir makarnanın pişmesi, şimdi bunun için ayrı. Öbür bizim hırdavat için ayrı. Bu 4 dakika pişirecek. 3-4 dakika pişiyor. Bizim o aldığımız? 7-8-10 dakika pişirme zorundayız. Burada kereviz, soğan, havuç ve dana eti ve yavaş yavaş da en az 3 saat pişirmesi lazım. Ondan sonra biraz et suyu ve bir kaşık domates salça veya... En az 4 saat. Sonunda bir bardak süt ekliyoruz. Süt? Evet. Bir makarnanın sosuna bu kadar uğraştınız. Sonra tereyağı ve bizim meşhur peynir var, parmesan. Parmesan. Evet. Bunda bir acılık var değil mi şefim? Hafif bir acılık, kendine has bir acılığı. Bizim bu Türkiye'de kim bunu böyle yemekte kullansa yarışmacılar diyor ki ağzıma acılık geliyor. Öyle söylüyorlar. Yok ya, hafif böyle bir... Şey, teknik olarak da çok zor bir şey söyleyeceğim, umami lezzet var. Hafif tuzlu, hafif lezzetli. Çok güzel ama. Evet, o var. Siz Türk peynirlerinden hangisini seviyorsunuz? Ezme. Tulum. Tulum peynir. Evet, tulum veya ve o taraftan kuflu peynir var. Çok severim. Adam kuflu peyniri biliyor. Evet. Yoğurup, ekmeğin arasına bas tereyağını. Ha onun içine. Biz bunu süzgeçle süzüyoruz. Yok. Ben su eklerim. Makarnanın suyundan mı koyacağım? Tabii. Evet. Biraz koyacağım. Burada biraz kendi nişasta var. Bak. Herkes zannediyor makarna krema ile bağlanıyor. İtalya'da kimse kremalı makarna yapmıyor. Bizde kremalı makarna yok. Yok. Buyurun. Koy. Biraz su ekledik. Ateş dışında. Tereyağı ve parmesan. Altını kapattı çünkü peynir evet, çok sıcak olursa o işte. Böyle bir güzel bir kremalı kıvam yapmaz. Biz bayağı yanlış yapıyormuşuz. Bitti. Bir alkış
şefine. Siz ama bu makarna değil, siz salak yaptınız. Hemen yemesi lazım. Hemen. Veya film tepsi üzerinde biraz daha verin peynir ve tereyağı ve biraz kızartabilirsiniz ve böyle servis edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yok böyle bir şey. Ya vallahi yok. Biz şu ana kadar şu an İtalyanlardan özür diliyorum. Şimdiye kadar biz sizi böyle öğrenci yemeği yapıyor musunuz eline gibi? Eline sağlık şefim, çok güzel olmuş. Değil mi? Evet. Biz boşuna uğraşıyoruz ocağın başında. 5 dakikada bak nasıl güzel oldu. 5 dakika 12 saat pişirdiğim bu sosu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Mutfağımızı aydınlattınız. Çao, görüşürüz. Elinize siz çao söylüyoruz. Çao mu? Çao. Allah'a emanet olun. Yolun açık olsun. Rabbim makarnanı köreltmesin inşallah. Yumurtana zeval gelmesin. Sen de makarna yapıyorum de bak. Sen yaldan suya çaldın. Bu paça çorbası için, yalancı paça çorbası için etimizi kemikle haşladık. Dil bak lim lim olmuşlar zaten. Neyse suyunu kenara koyuyorum. O su bana lazım zaten. Et balkonda soğusun. Biz hereseyi bir ortaya alalım mı? Kadir onun terbiyesini yapayım. Neyin terbiyesini? Çorbanın üstüne atayım ben. Şunu ben bir balkona koyayım bir soğusun. Kadir bunun dibini biraz tutturduk. Evet o ara. Kadir. Ne yapacağız? Onu buna boşaltacağız. İşçiliği şimdi başladı diyebilir miyiz? Şimdi evet. Başladı. Hatta masayı kaldır. Bu masa yerde, çok sallanıyor çok çünkü ben tutacağım. Ezilecek. Ezilecek ama bana azıcık su lazım. Su gelsin. Hereseyi ben biraz daha ağır buldum ara sıcak için. Ama yine de uğraştırıcı bir şey. Güzel karıştırması lazım. Çok da zor değil. Ben ara sıcakta börek yaptım, o daha zordu. Dediğimiz gibi şu an programda olduğumuz için göğüsten yaptık. Normalde bunu bütün kemikli tavuktan yapıyoruz. Neslihan Hanım yarışmacıların ağzına kemik gider, zırıldanırlar. Aman söylenirler diye. Sen buna bir şey katacak mısın başka? Bol tereyağı katılacak buna. 1 saat 20 dakikamız geçti. Oo. Peki baklava olursa puan verecekler mi ona? Vermezler. Diyecekler ki o menüde yoktu. Sürenin içine yaparsak verirler. Fazladan yaptı dersin. Şimdi tavuklar iyice dağılacak, buğdaylar iyice yumuşayacak. Birbirine böyle emişecek yani geçecek birbirine. Bir de bunun üstüne tereyağı coslattım mı? Köprünün altında bin kayme buldum. Hoplama halimem ben buldum. Hop hop. Şimdi biraz sonra görelim bakalım Kadir'in komşuları finalde birbirini nasıl yiyecek. Millet ne kadar güzel yemek yiyip yorumlar yapıyor. Birazdan izleyin. Kargaşaya yönlendirme milleti. Ayşe de böyle agaya gıdıklar. Aman aman Ayşem nar diye. Nasıl hocam böyle agama yar diye. Evet efendim. Tepsimiz, nişastamız, baklavamızın hamuru hazır. Kolu komşu kulağı burada. Çelik kapıyı kapatın çabuk. Kadir bir masamız bir de salatamız kaldı değil mi? Evet aynen öyle. Az bir şey un aldı. Normalde nişastayla yapmıyor mu? Ya, açmayacağız. Da açacağız. Dur. Kadir, İtalyan şefin baklava hamurunu yumuşak bulmasına ne diyorsun? Adam hamur ustası olmuş ya makarnayla karıştırdı. Ama makarnayı da biz sert yapıyoruz, orası ayrı. Neyse, sen bırak ben bezeleyeyim. Ama adamı çok sevdim. Hiç sana benzemiyor. Bu arada sen adamla niye bağıra bağıra konuştun? Ya ben nedense Türkçe bilmeyenlere karşı sanki sağırlarmış gibi bağırınca anlıyorlarınca. Merhaba, nasılsın? Paris'te hatırlamıyor musun? Her yerde İstanbul, merhaba, merhaba Türkiye. Neyse 5 tane oldu bu. 5 mi açacağım? Ben 5 açayım. Cemile dedi ya, ben çok gencim, ben 20 yaşındayım, ben yemek yapamam. Vallahi bugün komşularınız bir Nesli'nin menüsü bile Cemile'nin menüsü çok karışık dediler. Yani şunu söyleyeyim. İyi de Cemile'nin menüsüyle Ümran'ın menüsünün ne farkı vardı? Birinin patatesi içindeydi, birininki dışındaydı. Sen kendini onlarla katmıyor musun? Yok. Bilmiyorum, Allah bilir kim dedi sence bunu. Bir iyi bir düşün. Hepsi de demiştir. Hepsi de demiştir. Hepsi şovcu bu hafta. En uyumsuz menü Cemile ve Nesli'nin de ikisi de karışıktı. Bu haftanın en uyumsuz menüsünü Nesli'de gördüm. Heresenin olduğu bir yerde pilavın olması beni şaşırttı. Yalnız Cemile kendi gününde çok ağladı. Ben 20 yaşındayım. Ben gencim. Nesli onun yaşındayken nasıl yemekler yapıyordu? Ha? Yapıyordum canım. Ama işte şimdiki kızlar. Şimdiki kızların yapması nerede, benim yapmam nere?
Sen kaç yaşında başladın yemek yapmaya? Kadir Bey, ben 5. sınıfı bitirdim. Ha? Beni annem yatılı Kur'an kursuna verdi. 6 ay orada kaldım. Oradan çıktım, eve geldim. Ondan sonra başladım ben. Yemek yapmaya başladın? Her işe başladım. Benim rahmetli babam Fransalarda hep çalıştığı için kız kısmı okur mu okumaz diye bizim hiçbirimizi okutmadılar. Başlarında baba yok diyor korkusuna. O zaman çok üzülmüştüm. Ben başarılı bir öğrenciydim. Benim bir Yakup öğretmenim vardı, hiç unutmuyorum. Eve gelip anneme demişti, bu çocukları okut, haklarını yemeyin, okutun, bu çocukların zekası var, okur. Ama annem de ne yapsın işte, babam başımızda yok. Hadi gözünü seveyim, hızlanmamız lazım. Şu an motoru taktık işte. Tamam. Şu an tam programdaki gibi olmamız lazım. Şuradan bir selam söyle bacıngillere, Çayırova'ya. Bak sonra gönül koyacaklar. Aynen. Buradan Neriman'a, Tila'ya, ondan sonra cıma Zeynep'e, Leyla'ya. Hepsine kucak dolu sevgiler. Abime, çok sevgili canım abiciğime, anneciğime, ablalarımın hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Bütün Çayırova'ya selam olsun. Sonra gönül koyarlar. Bak çıktın da bize selam göndermedin. Bir şey diyeceğim, yer sofrası vereyim mi ben sana? Ver, iyi olur. Bakın bakın, çiçekler geldi. Aa, iki tane birden. Evet efendim, çiçeği almayayım, notu versen bana. Çiçeği yerimiz çiçeği yok. Çiçeği de göster. Prensesimize tüm kalbimizle başarılar diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Anne, Neriman, Leyla, Murat, Tülay, Zeynep. Ay, çok teşekkür ederim hepinize. Ben de sizi tam çok seviyorum. Tam da selamın üstüne geldi. O sarı papatya kimden? O da onlardan. Hepsi göndermiş. Selamlar, teşekkür ediyoruz. Çok... Yalnız kaç günün millete çiçek geliyor. Eğer bugün Nesli'ye gelmeseydi tansiyon tavanda. Yok, canları sağ olsun. Nesli çabuk, yalnız bu fırını açmadık biz. Gerek yok şu an. Kaç, 1, 2, 3, 4 5.'yi hemen açıyoruz. Neslihan Hanım, son 20 dakikamız, ona göre. Tamam, şimdi hızlanıyorum. Nesli ceviz mikrodalganın üstünde, Allah Allah, haydi. Salatamız var, salatanın sosu var. Hepsi yetişecek şimdi, 5'te. Sen hiç merak etme. Nesli haydi, tıkırdat. Tamam. Woo, süre gidiyor. Hadi bismillah, Nesli çabuk. Tempo, biri dalda, iki raz. Biri al, biri beyaz. Eğer beni severse mektubunu sıkça yaz. Haydi bakalım efendim. Enem Aratmen'in de apartman haftasının sonuna geldik. Çok coşkulu bir haftaydı. Bazen güldük, bazen sinirlendik ama çoğunlukla eğlendik. Bakalım bu haftanın hamaratı kimmiş? Hep birlikte göreceğiz. 20 bin TL'nin sahibini açıklayacağız. Siz de durmayın. Bakın komşularım bile geldi, yarıştı. Hepsi ev hanımıydı. İlk defa televizyona çıktılar. Ona rağmen ellerinden geleni yaptılar. Sizin ne eksiğiniz var? Buyurun katılın. Haydi. Arkadaşlar son 6 dakika. Hadi. Tamam. Nesli, baklava nasıl oldu? Baklava şahane oldu. Ya çok, hele şekline oldu. Bir bakın. Hemen yağı nerede? Hemen yağını dök Nesli, çabuk. Neslihan Hanım, son 5 dakika artık masaya koşuyor muyuz? Şu masaya ben salatayı yapmam Kadir, lazım. Kadir sen bunu fırına at. Allah'tan fırını önden ısıttık, o yüzden çabuk kızarır. Tamam. Çabuk. Eksik yedik olmasın, koş. Salatanın sosuna ne koyacaksın Nesli? Kadir, yeşil soğan çok doğrama. İki tane falan doğra. Tamam, üstüne koydum. Tamam. Sosa ne yapacaksın? Sosa geliyorum. Tamam. Sen bunu al o zaman. Al, geç çabuk. Köprünün altında bin kayme buldum. Hopla mahallemi ben buldum. Hop. Neyse, hadi son dakikalar. İyice bak, sofrayı iyice kontrol et. Bitti mi? Tamam. Süreyi durdurayım mı? Kaya kadar kaldı? 20 saniye. 20 saniye kaldı. Baklavanın şerbeti hazır. 20 saniyede baklavayı kapatıp sonra şerbet döküyoruz. Salatanın sosu. Salatanın sosu yok. Üç, iki, bir, bitti. Çorba, pilav, tatlı, baklava, salata, sosu, sofra. Herisi. Kürdan kebabı. Ya. Kadir ezili dile en hamarat benim. Evet efendim, ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Esil değil en amarat benim de. Apartmanım, biricik komşularım yarıştı. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Ama bakalım en amaratı kimmiş? Bugünü öğreneceğiz. Hazırsanız önce Nesli Hanım'ın muhteşem yemeklerinin tadına bakacağız. Ardından beklenen ana büyük finale gideceğiz. Bakalım bugün sofrada
buradan 20 bin lirayla yarım altına, çeyrek altına kim kalkacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız finalde görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Haydi buyurun. Ela Marat benim de bugün Neslihan Hanım misafirlerini şahane bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız terbiyeli yalancı paça çorbası, Herise, kürdan kebabı, şehriyeli pirinç pilavı, mesir salata ve remani ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde 20 bin liranın sahibi kim olacak? Kendi menünle kıyasladığında Neslihan Hanım yaşına göre çok güzel bir menü seçmiş mi sence? Hayır. Daha da iyisini yapabilirdi. Menüsü Neslihan'a yakışmadı. Güzel ama annem kadar değil. Pişmemiş. Sası tadı var. Önceki gün yaptığına asla benzemiyor. Öğlen yemeğinde de yaparım, akşam yemeğinde de yaparım. Ümran'ınki de köfteydi, bu da köfte. Neyine şimdi laf ediyor? Onun da ağzı var, eleştirecek ama değil mi? Bugün Ümran bana bir tuhaf geldi. Benim tercihim, kararım, ben bunu karar verdim, bunu pişirdim. Nesli'cim keşke zahmet edip de kürdanları da çıkarsaydın. Çiğneyim ağzına da koyayım. Şu an saçmaladın yani. Ela Marat benim apartman haftasının son gününden herkese merhabalar efendim. Haftanın son yarışmacısı üst komşum Neslihan Hanım mutfakta elinden geleni yaptı. Şu anda komşularını ağırlayacak. Evet Neslihan Hanımcığım, ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet. Haftanın başından belli bazı yerlerde haksızlık olduğunu düşündünüz. Böyle biraz gerildiniz. Bugün bakalım sizin masanızda neler yaşanacak, sakin kalacak mısınız göreceğiz. Göreceğiz. Menünüz için ne diyorsunuz? Ben menümü güzel, yani ilk baştan beri ben iddialı bir menü demedim. Lezzeti güzel olsun dedim. Peki hamaratlığını gösterebileceğim bir menü ama değil mi? Gösterdiğimi düşünüyorum. Evet, öncelikle masamızdaki şeyi Neslihan Hanım'ın Çayırova'daki annesi, kız kardeşleri, abisi göndermiş. Çok kartını güzeller. Okudum. Ama almak zorundayız, kameramıza tamam, engel çok oluyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar alabilirse çok sevinirim o taraftan çiçeğimizi. Sizinkiler görün diye onunki de geri kalmasın diye başka şeye koydum. Bak bir tane de orada var. Onu gördüm gelir. Ama çok istiyordum. Evet. Cemile Hanım'dan başlayalım. Cemileciğim, evet. Menü zaten çok iddialı değil diyor Neslihan evet. Hanım kendisi. Peki hamaratlığını gösterebileceği yemekler yaptı mı sence bugün? Birkaç yemekte evet hamaratlığını gösterebilir eğer birkaç güzel yaparsa. Birkaç yemek dediğin ne mesela? Mesela keşkek. Hamaratlık isteyen bir şey mi evet, keşkek? Evet bence öyle. Yine çorbanın kıvamında kıvamı güzel olursa bence yine hamaratlığını gösterebilir. Ama çorba da yani o kadar aşırı... Zor peki bir sen şey hep değil. Diyorsun ya benim ben 20 yaşındayım masanın en genciyim biraz benim oyanımı lütfen göz önünde bulundurun. Kendi menünle kıyasladığında Neslihan Hanım yaşına göre çok güzel bir menü seçmiş mi sence? Hayır. Ne ama onu öyle şımış söylemiştik baktın? Zaten. O da biliyordu iddialı bir menü olmadığını. Mesela keşkek gerçekten bence iddialı bir yemek. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle kıvamını tutmak bence çok zor. Ama bence Neslihan ablaya ben zaten geldiğimizde de söyledim. Ondaki ben potansiyeli biliyorum, marifetini de biliyorum. Daha da iyisini yapabilirdi. Şimdi şöyle o yüzden ki Kadir diyorum. Bey, ben de Ümran gibi heyecanlanırım. Hı-hı. Yapamam, sofraya bir şey çıkaramam diye. Aynen. Biliyorum, ha, evet. O evet. Yüzden böyle bizi çok ağır bir menü seçmedim. Zaten. Baştan belli de söyledim aynen. Bunu. Nerede Hanım, bu cesaret bir sizde mi vardı? Galiba. Yani masaya yani, korkmadan... Evet, kaç senelik ev hanımsın Neslihan ablacığım? 23. 23 senelik ev hanımsın. Her zaman yaptığın yemeklerle katıldın. Ben hiç yapmadığım yemeklerle bu programa katıldım. Masanın en cesaretlisi benim der misin? Yani benim bilmiyorum nasıl düşünüyorum ama gerek benim. Var mı gibi oldu. Yani bence benim de. Olmayan... Nasıl? Bence ben de en cesaretlisiyim. Evet. Onların hiçbirini de ben yapmamıştım. Ayrıca bu kadar uzun süredir ev hanımı yapan kişilerle aynı masada yemek yarışmasına tabii, katılmak bir cesaret. Büyük bir cesaret diye düşünüyorum. Hangi kaçana güvendin derler ya. Peki Cemile senden daha mı cesaretli? Kız az biraz kendine gel. Cemile de cesaretli. Kırın evet, kırın durma. Cemile'den beklemiyordum. Dünkü yemekleri şu masada kim yapabilirdi? İlk defa deneyerek. Kimse yapamazdı. Yapsalardı. Yani masanın en cesaretlisi benim diyor musun? Benim tabii ki de. Neslihan Hanım? Benden sonra da Cemile. Vallahi. Senden sonra annem da Cemile. De, o da el işi yaptı. Neslihan ablacığım, Ümran ablacığım. Biliyorum siz saati sıkıntı ettiniz. Ben sizi zaten biliyorum. O yüzden sıralamayı öyle yaptım. Kusura bakmayın. Olur. Senin fikrin olabilir. Peki Nayda abla sen masayı nasıl buldun? Güzel. Masa güzel. Beğendin mi? Yani olması gereken peki gibi. Bir şef karısı olarak çatal bıçağın yönüne bir bakar mısın? Doğru mu değil mi? Doğru. Neslihan Hanım dün akşam çatalına bıçağına tek tek çalışmış. Yok onlar doğru. Peki anne sen nasıl buldun Neslihan Hanım menüsünü?
Menüsü benim gibi yani şeylik yok. Ne, nasıl şeylik yok derken? Şöyle yani biz de nasıl stresli olduğumuz için. Senin zaman... gibi hafif bir menü mü seçti? Aynen benim gibi hafif bir menü seçmiş. Yani o da benim gibi... Peki sen de Neslihan'a hak veriyor musun? Tabii ki o konuda ben de haklıyım. Çünkü o da benim şeyleri yaşıyor. Peki aynısı. Sofrayı nasıl buldun? Güzel, sade ama güzel, şık. Olması gerektiği. Yani bir eksiği yok. Her şey hep yerinde, her şey yerinde. Peki Neslihan'ın bugün eleştiriye açık olur mu? Yani Nesli bugün senin dediğin yorumları kaldırabilir mi? Tavrı nasıl olur sana karşı? Yani çünkü Naide kadar sakin olur mu? Olur çünkü aksine bir şey söylemeyeceğiz. Yani onu... Ne biliyorsun daha dur yemek gelmedi. Çorba geldi dedin ki Neslihan bu çorbanın kıvamı sulu olmuş. Nesli o yoruma karşı aa evet Ümrancığım kusura bakma sulu mu olmuş der yoksa gözlerini mi büyütür? Hayır gözlerini büyütecek kadar demez ama kendini savunur ama. Öyle peki. Şey söylemez eminim yani. Kibar abla evet. Haftanın iddialı isimlerindensin. Haftanın başından beri ne etin ne baklavan dilimizden düşmedi. Neslihan evet, dün akşam çay dedi ya. Bıktım artık. Pazartesinden belli baklava ile et önümüze getirip getirip götürüyor. Bir süre daha ama, gidecek gibi galiba. Ama onu ben getirmedim. Kendileri ilk başta başa dile getirdiler Kadir. Peki sen Neslihan Hanım'ın menüsünü nasıl buldun? Menüsü Neslihan'a yakışmadı. Biliyorum ki Neslihan daha iyisini yapacak. İmran abladan, Neslihan abladan. Evet, Neslihan'a yakıştıramadı. Yapacak bir şey yok. Peki kızın dedi ki masanın en cesaretlisi benim dedi. Ben de öyle söyledim zaten. Sen ben de katılıyorum. Kendini daha cesaretli görmüyor hayır, musun? Bak ben hep dedim menümü seçtiğim menümde cesaretimden dolayı kendimi kutluyorum. Ağır ama yaptığı şekilde kızımı da kutluyorum. Peki masada üstüne genel olarak bir gelme var mı? Üstüne bir böyle bir geliyorlar mı senin? Evet. Hissediyorsun bunu. Rahatsız mısın bundan? Yoksa benim için hiç umurumda değil çatır çatır cevap veririm mi diyorsun? Verdi bile zaten. Hangisinin altında tabii kaldı? Tabii ki de cevabını vereceğim ama bugün biraz rahatsızlandığım için. Belki evet, biraz Kibar ablanın bu apartmanla apartmandakilere bir şey olmadan program bitti şükür olsun. Kibar ablan da bugün tansiyonu çıkmış. Bu programdan sağ salim çıkabilirsek. Dili bile uyuştu. İçeride uyuştu. Evet. Her gün birimize bir şey yaşıştı. Neyi taktın bu kadar kafana? Bir şey takmadım aslında. Program stresi mi? Yoksa baklavanın pişmemesi dün mi? Dedi ki... Hiç alakası yok ona. Sen bile böyle yaparsan biz niye yapmayalım? Biz masada konuşuyoruz ya. Ben masadan kalktıktan sonra hepsini unutuyorum. Hepsini biz de unutuyoruz peki. Kibar abla. O masada kalıyor. Yani. Yorumumuzu yapıyoruz. Peki Nesli'nin genel olarak puanlarından memnun musun? Değilim. Değilsin. Peki Neslihan neden herkese 3 puan verdi? Neslihan abla. Neslihan abla 4 verdi. Onu unutmayalım. Ay, onu ikinci seferde söyledi. İkinci seferde. Tamam. 1, 2, 3'e kadar biliyor 4 bildi. Evet. Sen de gösterdim 4'ü. Evet Kibar abla. Keşke sen de Neslihan belki bize... Dur kız Kibar abla bir cevap versin. Bir saniye. Neslihan belki ben vereyim 3'ü bunlar da bana versinler diye düşünmüş olabilir. Yok vallahi hiç alakası yok. Neslihan 3'ler bana geri gelsin. Kimse bana 2 vermesin diye mi 3 puan? Hayır alakası yok. Ben de düşünseydim ki. Hayır, Ümran ben baştan belli herkesin beğendiğime verdim demedim mi? Tabii ki. Asla öyle bir düşüncem yani olmadı. Yani Defin hem o yanına hem bu yanına mı vurdu? Hayır, alakası yok. Neyi beğendiysem ona verdim. Şimdi peki. Benim düşüncem Kadir. Buyur. Benden bir başladı 3, Cemile'ye 3, Naide'ye 3, sonradan değiştirdi. Naide'ye 4 yaptı, Ümran'a 3. Şöyle ki Naide'nin menüsünü çok diye beğendim. Pişmişti en azından önümüze pişmiş geldi. O etini çıkırmızı değildi. Ama ona da 3 verdi. Ama şöyle ki 3 ben hani menüden gittim dedim ya. O nasıl ki dedi ki Cemile ile benim bir farkım olmasın. Baktım doğru söylüyor. Hı. Puanımı değiştirdi. Adaletini gösterdim. Kadir de Cemile'nin masasında demişti sonuna kadar 3'e 3'le gidemezsin. Ama Cemile'ye de 2 yemeğini beğendim. İşte. Bir puanını niye verdim Naide? Yaşından dolayı ve menüyü yetiştirip getirdi diye. Bir de sunumumu da beğendiğini evet. Söylemişti. Onu da o sofrada da açıklamıştım. Kahve sunumlarını bak, çok güzel beğendiğini söyledi. Söylemiştin. Dedi ki Cemile'den üstün olduğu için dedim. Siz de benim menüyü Cemile'den üstün tutsaydınız. Verseydiniz. Tuttum Cemile'den seni. Kaç verdin? Bir verdi ya. Sana iki verdim, Cemile'ye bir verdim. Sırf sana haksızlık yapmamak için Cemile'ye bir puan verdim. Ama ona haksızlık yapmayın derken bana haksızlık aynı yaptı. Puanı ben de açıklayabilirim. Ben kimseyi biri kimseye yakıştırmadığım için Cemile'ye de 2 verdim. Yani. Ama ben de katılmıyorum. Gerilmeye başlamışlar olsun. Seni herkes vereceğini verdi, alacağını aldı. Ben açıklamanı da yaptığımı düşünüyorum bugün aynı şekilde. Çorbalar gelsin efendim. Nasıl verelim Neslihan ablam? Şeyi getireyim ki kaseti. Al da götür. Koyalım mı hiç şey? Ama laf etmeyin sonra. Yok. Deniz. Problem olmayacak. Sen koy gitsin ya.
Onları ben hep yıkadım akşam. Bir şey olmaz, biliyoruz yıkadığını. Neslihan ablanın bunlar çeyizlik yemek takımları, evet, bu arada. Takımları. Bu kadın gerçekten eşyalarına şey iyi bakıyor. Ben kullanmıyorum ki. Bile. Gerçekten bir şey söyleyeyim ki. Ama Esra, siz bununla kaç kere neslini bizim evimize yemek getirdiniz? Hiç görmedim. Gördüm. Kullanılmış nereden görmedim. Biri biliyor musun? Makineler buraları bozuyorlar. Evet. Bak, 22 hiç... yıldır şu konsolun köşesinde bekliyorlar. Bir hafta hiç... önce açtığım yemek takımının kasesi kırıldı ve tabağı kırıldı bir hafta önce. Bu asla yani kullanılsa belki... Yok, kullanmadığını biliyoruz, evet, çünkü hiç zaman önümüze yani çıkmadı bunlar bize. Şu yaldızları gitmiş. Yalnız benimkilerden güzel olması. Zamanım odası. Evet, bugün büyük final. 20 bin evet. Lirana sahibi masada belli olacak. Bakalım kimin yakasına çeyrek altın, kimin yakasına gram. Kadir, ben de kan parça uzatma lütfen. Vallahi bilmiyorum, orası da bende. Bir haftadır ben sizi çekiyorum. Neyimiz var çekilecek? Neyiniz mi var çekince? Evet. Yemin ederim normal haftalardan daha fazla yoruldum ben bu hafta. Tamam, biz de çok yorulduk. Hepinizi idare et. Masaları idare et. Menülerin arasında git gel. Program sonrası temizlik. Bu hafta yani normal haftalardan daha fazla yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ve birinciyi açıklarken nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Sizden daha çok heyecanlıyım. Ama Neslihan evet. Hanım'ın yemeklerinin tadlarını da merak ediyorum. Puanlarını merak ediyorum. Sizden kaç alacak göreceğiz bakalım. Hele bir çorbası bakalım. Gelsin. Neslihan Hanım yemeklerinizi pek ağır bulmadılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben onlar gibi düşünmüyorum. Benim menüm gayet ağır ve güzel bir menü. Cemile Hanım dışında hiç kimse olumlu bir şey söylemedi. Evet, demediler. Onlar ilk baştan belli demiyorlar, demezler. Çünkü benim yaptığım yorumlara çok takılıyorlar. Siz doğruları söylemiyor musunuz? Ben doğruları söylüyorum. Ben adaletli puan verdiğimi düşünüyorum. İnşallah onlar da öyle davranır. Şimdi hanımlar çorbayı davete uygun bulmamışlar. Niye? Sor bakalım niye? Şimdi neden? Sarımsağın dolayı. Var mı sarımsak içinde? Bir kokuyor. Bir bakalım var. Kokuyor, kokuyor. Var sarımsaklı. Bir tamam, bir bakın. Sarımsak toplum böyle bir toplu yemekte falan çok kullanılmıyor. Niye? Evet. Sevmeyen var, kokuyor ortalık. Onun için yani sarımsak... Bir tadına bak bakalım var. Zaten mı? Bu da sarımsaksız asla yenmez bu çorba. Evet anne, çorbayı nasıl buldun? Var mıymış içinde sarımsak? Çok az var yani. Aslında bastırıcı değil. Yani davette rahatsız edecek kadar bir sarımsak koymuş mu? Yok. Yani o ben almadım yani, çok rahatsız edecek bir kokusu. Öyle olsaydı zaten direkt gelirken koku dağılırdı bize. Peki sen kesme çorbası yaptın, hamurunu açtın, kestin. Şu an bu çorbayı kendi çorbanla kıyaslar mısın? Bunda zahmetli bir şey yok. Eti koyuyorsun, düdüklüyü haşlıyorsun. Hemen iki dakikada içinin sosunu yapıyorsun. Ben işkembe yaptım. Aynı işkembe gibi düşün. Çok yani çok uğraştırıcı bir şey yok. Yani Nesli Ana'nın cesaret konusunda senle kendini eşit gördü ya. Nesli dedi ya, ben de Ümran gibi panik ederim, yetiştiremem diye. Ona rağmen sen daha mı kuvvetli bir çorba seçtin? Tabii ki. Benim 3 aşaması var. Mercimek 2 kere haşlanıyor. Bir önce haşlanıyor, kara suyu dökülüyor. İkinci su koyuluyor, pişiyor. Erişteler kesiliyor. Ayrı bir tavada sos yapılıyor, onun içine dökülüyor. Bunda sadece 2 aşama var. Evet. Sos ve et suyu. Neslihan Hanım, siz kendinizi annemle bir tuttunuz ama heyecan konusunda. Annem daha meşakkatli bir çorba seçmiş. Bayburtların o, Ramazan'da olmaz olmaz şeyi yani, çorba. O onun tercihi, bu benim tercihim. Ben çorbamı seçemiyorum. Hayır, az önce ama. Dedin ya annemle, anneme ben de Ümran gibi heyecan yaparım diye korktum. Evet, o da heyecanlıydı evet. Ama daha meşakkatli bir çorba seçmiş. Yo, benimki de çok meşakkatli. Sen gördün nasıl yaptığımızı. Ama diyor ki düdüklüyü attın, haşladın. Evet, tamam, haşlamadan mı yapayım? Ne var? Tavuk suyu mu var? Hayır. Tavuk suyu, et çorbası. Ne işi var? Etin kendi suyu. İçinde et olan bir çorbada ne tavuk suyu işte, ne işi var? Şimdi düdüklü de haşladık, etleri aldık, kemiklerden ayırdık, didikledik. Sosunu yaptık. Sen bu çorbayı kaç dakikada yaparsın? Yani olsun olsun 5 dakikada 10 dakikada. 10 dakikada. Hazırlaması demek senin sanırım. Malzemeleri hazırlaması, kavurması öyle olmalı. Peki beğendin mi şu anda yani sarımsağı davette rahatsız edecek bir sarımsak? Yok değil. Kıvamı da güzel. Ama çok çok hani uğraştırıcı bir çorba değil. Benim çorbam uğraştırıcı. Peki, afiyet olsun. Peki. Kibar Hanım, siz nasıl buldunuz çorbayı? Nesli, önce bir şey sorayım. Sonradan yağ ekledin mi, etin yağısı mı? Yok, şu an üstüne azıcık sos yapılıyor ya Kibar abla. Biraz tuzsuz geldi. Tuzunu bilerek çok atmadım. Herkes... Sana da mı tuzsuz geldi? Bana gelmedi. Niye? Normalde ben çok tuzlu yiyorum. Yağsı fazla. Hani Ümran'da biz de çok tuzlu sevmiyoruz. Ekleyebilir diye yani. Tuzu güzel, kıvamı yağsı fazla geldi bana. Ekşisi güzel. Ben biraz daha acı isterdim içinde. Ben acılı acı seviyorum. Acı da işte sofraya koydum herkes döksün evet. diye. Biraz daha acı isterdim. Kıvamı yerinde, güzel.
sarımsağı da rahatsız etmiyor. Normalde bu daha sarımsaklı yenir işte, sade yendiği zaman. Yani sofra diye şey diye koymadın. Elime evet, sağlık. Nesli Hanım kahve sofrasında düşünmüş gene yani, sarımsak konusunda. Yani. Peki Nayda Hanım? Nesli ablacığım elle koluna sağlık. Afiyet olsun bana. Etleri çok güzel pişmiş. Evet. Ekşisi de güzel. Birazcık daha bir koyu olabilirdi çorba, bana birazcık duru gibi geldi. Tuzu az, rahatsız edici değil. Ben sarımsağı var mı yok mu tam anlayamadım. İşte anlayamadım. Şöyle de o. Ya Şinaide, yani bir diş sarımsağın yarısını evet. kattım. Evet. Çok az ama kattım. Ama Neslihan ablam bu da sarımsaksız olmaz ya. Ama şimdi hani şeydeyiz ya, çok katıp rahatsız. Keşke bu çorbayı seçmeseydin Neslihan ablam. İzleyenlere sarımsak kokusu evet. gitmesin yani, diye. Yani onun için. Yoksa biliyorum normalde tadı sigarla sarımsak haça çorbası tadı alıyor musun? Yok. Yok. Hayır asla. Yani ben bir de şuraya var ya bir sirke isterdim. Öf. Çok kötü kokuyor. Paça sirke. Sen kendini bir misafire koyacaksın. Kötü kokuyor. Peki paça çorbasının işkembe çorbasına sirke dökülür mü? Hem de dökülür. Tabii ya döken de var, dökmeyen ben de var. Ben dökmezdim. Sen kendini sevmiyorsun diye mi? Hayır, dökmeyen de var ya. Yani. Tamam da sofra. Ben dökmem. Yani ben sirke sevmem. Ben sirke sevmem. Peki yani. Davet sofralarında eğer böyle bir çorba gelirse sirke sos sarımsak ortaya gelir mi? Yani vardır, kenarda vardır muhakkak. Şu anda görüyor musun? Yok. Ama şey Kadir, sosunu zaten içine üstüne döktüm de getirdim. Ben açıklamamı yapacağım. Cemile sen yorum yaptın mı çorbaya? Hayır, yapmadım. Yok. Ben etlerin pişmesini çok beğendim. Bence gayet güzel yani pişme olarak. Sanki bir tık daha bence de yoğun olsa daha iyi olurmuş ama çorbanın evet, lezzeti evet. çok güzel. Benim ben çok beğendim. Tabağımdaki yoğunluk güzel. Evet. Ben çok beğendim. Değil. Yani güzel bence. Tuzu yok, falan değil. Normalde ben tuzu güzel. Seviyorum. Bir saat pişirdik. Tuzu seviyorum gayet güzel. Peki afiyet olsun. Sağ olun. Neyse etler gayet güzel pişmiş. Yanmamış. Helim helim olmuşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Bunun terbiyesini yoğurtla yaptın değil mi? Evet. Yoğurdu biraz az. Şöyle söyleyeyim. Yoğurdu biraz az gelmiş. Normalde hani paça çorbası ya da ne bileyim işte işkembe çorbası biraz böyle açık o yoğurt olur. Açık renk olarak açık olur. Onu bir kenara attım. Sirkesiz bu çorbanın tadı olmaz. Şu olmaz. Anda bir et çorbası içiyorum. İşkembe, paça çorbası değil. Onu kendi yorumunuzda söyleyin. Buna sirke en kendi kullanmasan bile sarımsağı ezip bir sos yapıp kenara ama sirkeyi tam ortaya şu kenara getirmeliydi. Sarımsak aklıma geldi içine kattım i̇şte diye yapmadım. Sen galiba paça ve işkembeyi çok içmediğin için evet. usulünü bilmiyorsun. Şu anda ben bundan paça çorbası tadı aldım. Ben de. Ama bu zaten tam paça tamam değil. Tamam işte ama neyin yalancısı paçanın yalancısı. Evet. Paça kokusu ya paça tadı gelmiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. O sarımsaklı sosu ve sirkeyi koysaydın biz katsaydık evet, o zaman adını yani alırdık. Şunu söylemek istiyorum. Hafif o ekşili hafif o sirke kokusu gelecek ki bundan o iş şey paça havasını yaratalım. Zaten paça tadını almayı beklemiyoruz ama o yalancılığı gelmiyor. Bildiğin terbiyeli et çorbası gibi duruyor. Peki. Peki kıvam hiç olarak elemez. Kıvam Cemo olarak benden bence istediği doğruymuş. Evet Cemal tabii genel temizle istiyor çorbayı. Istiyor. Ben sevmiyorum. Yoğurdunu bir tık daha fazla koysaydın bence daha da güzel gelirdi o tadı diye düşünüyorum. Eline koluna sağlık. Ah, eline etini güzel başlamak. Evet olsun. Ara sıcak olarak Neslihan Hanım'ın meşhur herse mi herese mi? Herise. Herise. Evet herisesi geliyor hadi bakalım. Evet bu arada çorbayı çoğunuz beğenmediniz. Çorbaya puan verecek misiniz? Sen beğendin. Çorba, ben paça çorbası tadını dur, alamadım. Dur gelmedi daha. Puan vermeyeceğim mi çorbaya? Bakayım dur bir. Paça çorbası yok, ben daha önce içmedim ya o yüzden bilmiyorum. Peki beğendin ama. Çorbayı beğendim ama ben. Peki. Kibar Allah. İçtin mi? Hiç tadını biliyor musun? Paça çorbasını mı? Yani bir kere falan oldu çok hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi bence de sarımsak, sirke konusuna katılıyorum. Sirkeli oluyor diye biliyorum ben de. Ben içmiyorum ama Cemile evde babam falan içiyor. Cemile hiç tadını beğenmediği bir çorbayı mı beğendi? Yani hiç yedim yok, mi yok. Yok bu çorbayı beğendim. Bunu mesela Nayde dediği gibi sirkesi eksik farkında mıydın? Yani ben sirkesinin olması gerektiğinin farkındayım. Için. Ama ben zaten olsa da sirke katmazdım. Ha. O yüzden beni rahatsız etmedi. Ben sirke sarımsakla çok aram yok. Peki ben puan konusunu soruyorum. Anne bu çorbaya puan verecek misin? Eksiği çok bunda. Ben Ümran teyzeninki mesela Ümran teyzenin çorbasına daha dolu dolu evet puan vereceğim dedim. Bu da güzel ama Ümran teyzeninki kadar aa evet tamam çok iyi puan vereceğim diyemiyorum mesela. Nayda güzel ama seninki kadar değil. Benim aşaması da tabii. Çok zahmetli. Çorba olmamış Kadir. Olmamış mı? Olmamış. Yani yalancıyı bırak. Yanından biri geçmiyor. Sahte gibi olmuş. Kibar abla sen niye düşüneceğim dedin? Bugün bir sakinlik mi var? Genel olarak Kibar Hanım çok sivrildi. Kibar Hanım tanıyamadı Kibar Hanım dedikler diye biraz geriye mi çekilmeye başladı? Korkma bugün baklavanın etini söylemeyeceğiz. Yine söylemeyeceğiz. Ben sen yine söylemiş olmasın. 4 gündür bıktınız. Biz de bıktık Allah Allah. Peki niye puan vermiyorsun sen? Ya da puan verecek misin, vermeyecek misin onu da net söylemedin ama. Puanı alamayacak benden çünkü ne sarımsağı doğru düzgün var ne acısını ben bulabildim.
ne sirkesinin tadı ama geldi. Aynı sos yapmasını bekliyordunuz sanırım. Bu çorba sarımsaksız olmaz. Sarımsaklı da davet çorbası olmaz. Menüye uygun bulmadım. İçine katmasa çorba bile en azından güzel, masaya sosları evet getirmeliydi. Evet. Peki hadi bakalım heresesi nasıl güzel olmuş, günlük yaptığı kadar lezzeti yapabilmiş mi? Şimdi burada biz heresesi Neslihan'ın elinden çok yedik. Evet. Neslihan'ın heresesini biliyoruz, bakalım o lezzeti tutturabilmiş mi, onu göreceğiz. Peki Cemile beğendi mi bu heresesi? Güzel ama annem kadar değil. Güzel ama annem kadar değil. Bu da anneyi tutturdu gitti. Ama valla öyle, ne yapayım? Güzel ama. Sadece biraz tavuğu bol geldi bana. Fazla geldi tavuğu. Fena mı işte? Bol tavuklu yaptım, yiyin. Yumulun. Beğendin mi? Beğen. Kız altın gözünden de net cevap. Güzel dedim ya. Beğendin. Evet. Puan gelecek mi? Cemile çorbana puan vermeyecekmiş bu arada. Vermeyeceğim demedim. Benden yarı, mesela Ümran teyzenin kadar dolu dolu bir puan gelemeyebilir dedim. Herkesin kendi kararı. Neslihan Hanım bugün çok saygı çerçevesi içerisinde gayet sakin. Hüseyin diğer günlerde gözlerim bela. Şu an ev sahibiyim, evimdeyim ilerleyen dakikalara. İlerleyen dakikalara saklıyorum. Peki Nayda Hanım? Ellerine sağlık Neslihan ablacığım ama pişmiş. Balım. Nasıl bence pişmiş? Bu dayları ve tavuğu direkt. Hayır. Diri olmaz Nayda, biz bunu belki ne kadar çırptık, piştik. Bir saat pişti bu. Bana hiç öyle gelmedi. Buğdayları. Güzel, buğdayları. Daha önce Neslihan'ın heresesini yedin mi? Ve tavuğu da tam olarak pişmemiş. Yani bütün tavuk bulursanız bakın bana bir tane parça geldi. Evet şeylerde pişmemiş de taneler var. Vah. Ümran Allah aşkına ezim ezim neyi tanesi var? Sana da pişmemiş geldi. Pişmemiş değil, şeyler var içinde yani daha ezilmemişler bütün olanları. Ezim ama o pişmemiş diyor. Ha yok ezilmemişler. Ha, yani işte onu demek istiyorum sert yani buğdaylar bana sert geldi. Onu diyor ezilmemişler. Öyle mi? Sert değil. Ezilmemiş buğday da çok yumuşak olunca güzel olmuyor bence keşkekte. Şimdi ezilmemek yani ayrı, pişmemek ayrı. Her zaman yaptığı gibi. Sen bunu gibi dövdün mü Neslihan ablacığım? Biz bunu, hayır yaptın? Biz bunu düdüklüde bir saat pişiriyorsun. Tamam. Ondan sonra hem Kadir dövdü hem ben de. Belki on, değil mi? 10 dakikadan yani fazla. Yani tencerenin içinde bak şöyle onu kaşıkla birlikte alt üst ede onu dibine öyle dibine vuruyorsun. Onun amacı buğdayları eritmek. Erime. Tavuk evet parçalansın, buğdayla erimlensin. Yani pişmemek için değil. Buğday içinde tane tane kalmayacak. Hepsi böyle erişecek. Tane geldi. Benim tabağımda da var taneler. Ellerine sağlık. Afiyet ama üstten alacağım. Gerçekten bak. Bana hiç öyle tane geldi bana. Sen yani dişine pişmemiş geliyor mu? Bak ezilmemiş demiyorum. Pişmemiş geliyor. Diri geliyor. Diri buğdaylar geliyor. Almadınız mı gerçekten? Hayır. Ben almadım. Gayet şöyle eziliyor. Nasıl geliyor anlamadım. Ağzını söyle bak. Yani. Kendi günü geçti ağzını gözünü mü yayıyor? Yayıyor şu anda evet. Ya benimkinde geldi ama yumuşak. Sadece yani kaşıkla ezemediğin geçmiş. Bak ağzına böyle toplu değil bir iki tane al buğdayı. Alıyor aldım kızım ben de yedim ha. Bunu ben her zaman İlk defa yapmıyorum ki, her zaman yaptığım gibi bir saat doğru pişirdim. Doğru. Bir tavuğa da bir saat düdüklüde pişmek ne demek? Tabii doğru. Öyle geldi gerçekten. Ama güzel olmuş. Ellerine sağlık Neslihan ablacığım. Tutsun biraz Neslihan tutsuz olmuş. Neslihan Hanım'ın dakikalar galiba yavaş yavaş yaklaşıyor. Kibar abla. Sonra. Kibar abla. Neslihan. Efendim. Eline sağlık. Ben senin heresini daha önce de yedim. Çok güzeldi. Nayden'in dediği gibi bak buğdaylar biraz dişe geliyor. Dişe geliyor ya. Ama o niye biliyor musun, belki geliyorsa? Bu köy buğdayı değil, market buğdayı bu. Dişe geliyor buğdayları. O daha önce yediğimde yani o yoktu. Market buğdayı, belki buğdayı bilemem diye demeyeceğiz. Olur mu ama bu köy buğdayıyla market buğdayı bir mi? Sen normalde memleketinizin buğdayından mı yani yapıyorsun? Evde olunca tabii ki ondan da yapıyorum bunu ama yani gene o da pişti yani. Bir saat bir düdüklüde hem buğdayın hem tavuğun pişmemesi bir mucize olur yani. Zaten yok, tavuk erir gider. Erir gider yani nasıl ya pişmemiş ben anlamadım. Ya da direkt kullandığında bana biraz yavan geldi. Ama yavan demedin ki, pişmemiş dedin sen. Tavukları yani belki de yavandan için anlayamadım. Kız yavanlıkta pişmemiş dedin. Ama öyle nerede kız var? Ağzıma böyle biraz bak, böyle yapıştı işte. Hayır. Neslihan'ın yorumundan sonra çekindiğinde laf mı çevirmeye çalışıyorsun? Hayır. Çekinecek bir şey söylemedim ki ben. Pişmemiş söyledim. Bak sonra dişime geldi. Dişime geldi yani dişlerime yapıştı. Belki de yavanlığından bilmiyorum. Hele Kadir bana yorum veriyor, öbürkülere bakıyor. Buyur, kızım durmuyor ki ne yapayım, tamam, buyur. Tamam, dedim ki ben de anlamaya çalışıyorum canım. Evet, buyur ki ben tavukları adam göğüs kullandığın için biraz yağsız kalmış, kuru kalmış. Belki de ondan yavan geldi kalmış bana, pardon. Tuzu biraz daha olsaymış güzeldi.
Normalde sen buna pul biberi katıyordun değil mi? Yok. Katmıyor musun? Biz sadece üstüne tereyağı döküyoruz. Ha, eline sağlık. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Anne sen nasıl buldun? Gerçekten senin heresen çok lezzetli. Yani senin heresen değil bu heresi. Tavuğun bütününden yaptığın zaman... Ben başkası mı pişirdim? Gel pişirdim. Yaptıklarım daha güzeldi. Bu olmamış onlardan. Şimdi sen normalde güzel yaparsın. Beğenirim ben. Bütün tavuktan yaptığın zaman lezzetli bu. Göğüs etinden yapmışsın. O biraz sası tadı var. Senin önceki gün yaptığına asla benzemiyor. Çünkü sen lezzet yaparsın, biliyorum onu. Peki bütün tavuk niye kullanmadın sen? Çünkü tavuk çok almadın. Lezzetsiz. Ayıklamakla mı uğraşmak istedin? Hayır, bütün, hayır ayıklamak değil. İçinden kemikleri... onun çok küçük kemikler çıkıyor ya, ağzınıza gelince onu da eleştirirsiniz diye yapmadım. Ama işte lezzetini o veriyordu. Peki kemikli tavuk davet sofrasına uygun mu? Yani içinden çıksaydı davet sofrasında kemik çıktı. Ama işte ona göre seçecekti bunu. Yani Cemile'nin bir ceviz şeyi çıktı da söylendi, o da söylenirdi yani. O zaman ona göre seçecektin çünkü lezzetini almışsın. Lezzetini o tavuk veriyor. Ona göre seçecektin değil İmran. Ama kolaya katmış ol. Ama kolaya katmış ol. Hayır canım, ne alaka? Onun içinde küçük kemiklerce yerken ağzına gelecekti. O zaman da farklı eleştirecekti. Ama işte bak seçemedim ama lezzetini aldın. Hereseden hiçbir şey kalmadı burada. Yo bence sası, kalmış o sizin. Sası sası. Tatsız hani bu göğüs her zaman tavuğun tatsızdır. Tamam. Ne yaparsan yap ona bir tat veremez. Beğenmedin Arasıca. Yani Nesli'nin öteki heresesine asla benzemiyor. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Tutmamış. Peki eline sağlık. Evet yorumlar için ne diyorsun? Çorbaya bahane buldular, buna bahane buldular. Hepsine bulacaklar. Onlar iyi çalışmış gelmiş bugün. Aynen çalıştılar. Çok güzel çalışmış gelmişler. Şimdi ana yemeği de bulacaklar. Tatlıya da hepsine bulacaklar. Yok, ama o zaman sen de bizimkine mi çalıştın diyeceğim Nesli. Yok ben sana haksızlık yapmadım ki. Ben de sana yapmıyorum Nesli. Pişmiş şeye pişmemiş diyorsun. Ama ben pişmiş demedim ki Nesli. Dedin ya şimdi pişmemiş ağza geldi. Yok Nayda abla. Ben ne dedim ağza diri diri geliyor. Ben yumuşak dedim. Benim ama beni anlamadınız ki. Benim ağzıma geliyor mu? Yumuşak. Sadece ezerken çataldan şeyden kaçmış. Ben yumuşak dedim. Ümran sadece biz bunu ezmemişim. Belki 10 dakikadan çok kepçeyle biz bunu şeyi yaptık. Ben pişmemiş demedim. Sadece taneler var ama yumuşak. Hani yesen peki, rahatsız etmiyor. Peki sizin yorumunuz bir şey demiyor. Yok ben rahatsız ediyor demedim. Siz bir de senin heresini beğenen biriyim. Kibar ablaya dediniz ya hani Kibar abla gerçek yüzün ortaya çıktı. Şu an başka gerçek yüzü ortaya çıkan birileri var mı masada? Göreceğiz ilerleyen dakika. İlerleyen dakikalarda göreceğiz evet. Şok şok şok. İlerleyen dakikalarda herhalde herkesin puanı şeyde çünkü gelince... Çünkü bunun tadını veren bütün tavuğun yani her şeyi. Ben yorumumu kırmızı yapayım. Evet buğday olarak Nesli'nin genelki keşkekleri hep böyle oluyor. Çok o buğdaylar, buğdaylar yani böyle... tamamen öyle. Çünkü ben çok yiyorum. Buğdayların her zaman yaptığın gibi olmuş. Zaten o yüzünde kalıyordu senin. Yani, sonradan dövüyordu. Sadece bu evet bunda tek yanlışın bütün tavuk kullanmaman. Ha kemik konusunda evet. İyi yapmış cidden de şimdi davet sofrası tek tek ağzımda kemik çıkartamaz. Evet, evet. Ama sen tavuğun but kısmından etleri sıyırıp göğüs gibi eğer budun da etinden atsaydın işte o yağlı ya. En azından kemik ayıklamak yerine o but buna lezzet verirdi. Ama bence pişmiş kıvamı pişmiş, da gayet güzel. Sunumu da sıcak ben beğendim Arasıcağın. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Şöyle afiyet olsun. Alalım. Şöyle alayım. Yani kibarlık yapacağım diye heresenin biraz şeyinden formundan o, düşürmüşsün. Yiyeceğim mi onu? Onunla birlikte ver yemeyeceksen Arasıcağı getir. Çatalımız eline. Kalsın mı? Sorar mısın doymuşlar mı hereseyle? Nesli. Yok doymadılar. Dediler ya sana şişeceğiz ben doyacağız. Ben en çok ben yedim. Dur koy dur, git. Biraz morali bozuldu bak cevap bile vermedi. Pişmemişti nasıl yedin? Ben pişmediğini yok, düşünmüyorum. Ben de yedim aynı pişmeyi. Yok bak tane var mı? Gelmiyor tane geliyor. Hayır bana normalde günlük yaptığında da zaten çok ben yemedim ki. Yani. Olması gereken o mu bak bilmiyorum. Hayır Kibar abla. Bana senelerde... olması gerekeni söyle o zaman. Böyle mi olması gerekiyor? Dışarı gelmesi gerekiyor. Şöyle normal Nesli hep yaptığında bu tarz yapıyor zaten. Neslihan ablanın yaptığını söylemiyorum. Olması gereken bu mu? Bir şey olması gereken o. Nesli hep kendi yaptı sizi de yaptı bunu şu anda. Biz evde de böyle bu diri. Yok hani sadece tavuğun bütününü koymadığı için. Yoksa lezzetli yapar. Ben severim ama mesela Arasıca güzel. Uygun bulmadınız. Peki diyor ki Erzurumluyum o yüzden yöresel bir şey yapmak istedim. Anayim ona mi? Ne diyorsunuz? Ya olabilir mi Erzurum'u tanıtmak istemiş olabilir. Peki o zaman Arasıca olarak şu an kabul ediyor musunuz bunu? Ya o, onun fikri ben Arasıcak ben olarak dedim ki. Ben Erzurum'da da Arasıcak olduğunu düşünmüyorum. Ana yemektir. Bizim için ana yemektir dedim mesela. Evet düğünlerde genelde yapılır. Onu ben de biliyorum. Nasıl? Düğünlerde genelde yapılıyor. Biz de düğünlerde yapıyoruz. Ben zaten köylerde düğünlerde yapılıyor. Aynen. Etin yanına şeyin yanına. Ama ara için ağır. Nesli'cim her zaman yaptığın gibi yapmadığın için beğenmedim. Neslihan ablacığım bunlar davette olması gerekenler. Biz kendi kafamızdan uydurmuyoruz ki bunları.
Neslihan Hanım, keşkek arasıcağı uygun değil dediler, pişmemiş dediler. Ne diyeceksiniz? Onlar keşkekten anlamıyor bence. Onların kendileri alt üstü bir milföy böreği yaptı, benim keşkeğime laf ediyor. Yani olabilecek bir şey tabii ki değil. Yani keşkekle hiçbir şey bir olabilir mi? Herise bir olabilir mi? Sizden böyle bir şey bekliyorlardı ama iyi yaparsınız diye mi korkuyorlardı? Yaparım diye, evet korkuyorlardı. Ah, sizin heyecanınız olmayacaktı ki. Ah şu heyecanım aynen olmasaydı ben onları nasıl ezerdim de sen sorma. Peki genel olarak bu eleştiriler zorunuza gidiyor mu? Tabii ki gidiyor. Haksız eleştiri yapıyorlar. Buraya iyi hazırlanmış, çalışmış gelmişler yani. Kendi birinci olamadı, kızını birinci yapmak için uğraşıyor. Ama yapamaz. Ben öyle kolay bir lokma değilim. Boş bir kola şişesi değilim ben. Anne sen normalde bu yemeği ne zaman yaparsın? Ay senin çatalın mı? Yok yok burada burada. Herkesin var. Çatalı var mı? Var mı? Öğlen yemeğinde de yaparım, akşam yemeğinde de yaparım. Öğle yemeğinde? Tabii yani yemek... Yemektir yani akşamı özel şey yoktur ki günlük yemek. Salatalar. Yolay'da abla hafta başından beri diyor yemek yemektir demiyoruz hiç. Yani bu normalde bu bir öğlen yemeği. Yemeği öğle, davet. Yani günlük bir yemek. Neslihan Hanım bugün ev sahibiciliği oynayacaksınız diye hiçbir şey cevap vermeyeceksiniz galiba. Senin yemeğin galiba. Ne yemekti? Seninki de köfteliydi. Senin milföy hamurun ara sıcağın bir milföydü yani. Benimkine laf ediyorsun. Ben seninkini kime özel vermedim? Böyle davet sofrası yemeği diyemem ki tamam benimki değilse sizinki de değil Nesli. Sen bunu öğlende pişirmiyor musun ya da akşam pişirmiyor musun? Tamam da yemek yani her günlük, zaman pişer yani. Günlük ama. Tepsiyle günlük. Yok koyayım hani yemeğin günlüğü geriliği mi bende? Aşamalı bir yemek var. Günlüğü şeyi mi var diye. Neyi işte, var dedin? Yemeğin günlüğü geriliği mi var? Günlüğü geriliği. Yani, davet buyur Nesli Hanım. Tamam davet. Özendim ben de Ümran. Şimdi onu söyleyeyim. Annem bunu öğle yemeği olarak görüyor. Ama Ümran'ınki de köfteydi. Bu da köfte. Neyine şimdi laf ediyor? Annem bunu öğlen yemeğinde yapıyor. Onunki neydi? Seninki daha meşakkatliydi de bunu beğenmiyorsun. Seninki neydi Ümran? Seninki de o zaman öğle yemeğiydi. Sen iki patlıcan kızarttın. İki. Köfteyi... Sen ne yaptın? Sen de köfteyi yoğurdun. Ayrı ayrı. İçine soğanı, malzemesi, biz de, patates, ondan sonra tamam, tepsinin altına, soğan altına sebzesini... Seninki davete uygun bir köfte miydi? Yani bunu öyle yeme olarak görüyorsun ki seninki hayır, daha aşamalı de, bir köfte. Hayır, de uygun benim, değil demişti. Benim pişirdiğim köfte usulünce. Yok, sadece kişi... patates Ümran usulünce derken. Yani. Patatesi çok fazla peki, dedik hepimiz. Peki, Nayda Nesli dedi ki yemeğin akşamlığı geriliği mi var dedi. Buna katılıyor ne? Musun? Ama Kadir normal bir günde değiliz biz. Heh. Özel bir davettiyiz gibi düşün. Bunu sen normal evde de yapıyorsun. O yüzden köfte davet yemeği değil. Yani üçünüzün de değildi. Yani kürdan kebabı. Ve sırasıyla sen de et, tavuk ve köfte yiyoruz şu an Neslihan ablacığım. Evet ne güzel. Saçma bir sıra. Ne güzel. Ne güzel işte. Hepsinin olmaz, tadına bak. Olmaz olur olmaz mu? Olmaz Neslihan ablacığım olmaz. Niye olmuyor? Protein zehirlenmesi yaşıyoruz sen de şu de an. Sende de yedik o zaman. Ne yedim ben de? Sende de et yedik. Bir tane et protein. Yedim ben. Ben de bir tane et yedim. Diğer menülerinde benim ne var? Benim çorbam sebzeydi. Yoktu. Hayır. Benim et, ara... tavuk, et. Tavuğu arada saçma buluyor. Niye saçma? Ara sıcağım o benim. Şimdi çorbamda et var. Milföy şey, ara sıcağında ara tavuk oluyor, var. Herisi olmuyor. Ara sıcağında tavuk var. Ana yemeğin köfte. Et, tavuk, şey et. Tavuk köfte. Sen bir yemeğe gittiğinde et çorbasını peşine tavuk peşine köfte gelse şikayet eder misin? Yok ne yediğim? Yemek sevdiğin için. Ama işte yer kalkarım ya. Yani. Peki annem senin yemeğini eleştirdi ya niye sinirlendin o kadar? Yok sinirlenmedim. Hani annemin menü, annem o menüyle seni eleştiremez mi? Hayır illa eleştirebilir tabii ki onun da ağzı var eleştirecek ama bilmiyorum bugün Ümran bana beni... bir tuhaf geldi. Hayır evet çok bir tuhaf geldin bana bugün. Nesli'cim bak ben senin herisini beğenen bir insanım. Bütün tavuktan yazsın o bütün lezzeti alamadım. Bütün tavuğu yapsaydım sizin daha dilinizden kurtulamazdım. Ama o zaman seçmeyecek. Seçerim benim kararım. Peki ki bana da bugün annem Nesli'den yana asla. Değil diye mi anneme tuhaf geldi anne? Hayır şey, asla. Nesli'ye tuhaf geldi benden anne. Benden yana niye olsun şimdi ki ben...
yorumlar dedim bunu... benden yalan. Hayır, isteyeceğim bak. İstediğin yorumlar gelmesin diye annem bunu tuhaf oldu. Ama bak Nesli, bak, Kadir'cim, bunu ben de pişirseydim. Yapacak. Tabii ki bak, ben de onlara bunu yaptım. Bunu ben de pişirseydim ama güzel bana diyecekti günlük yemek. Birbirinizi dinleyin ama. Düzgün eleştiri yapsınlar. Ama bak şimdi ben buna şimdi daha... Ben de onlara eleştiri yaptım. Tamam ben de yapsaydım. Onunki de köfteydi. Ama adaletli konuşalım. Ben de bunu yapsaydım. Senin bana cevabın günlük yemek demeyecek miydi? Hayır, seninki de köfteydi Ümran sen. Benim yaptığım sunumu, ya sunumu, o köfteyi Ümran, kaç kere... Ümran, konuşursa haklı derim etti. Senin sen kaç kere pişirdin? Hayır Ümran, tamam, seninki de köfteydi. Tamam, kaç kere pişirdin? Ama cevabımı alamıyorum ki. Siz konuşuyoruz ya, ben de söyleyeyim. Aynen, ben de girdim. Kaç kere pişirdin? Günlük yemek olarak benim yaptığım o köfteyi... Kaç kere pişirdin? Sebzeli köfte. Pişireyim pişirmeyeyim Ümran. Seninki demek... de köfteydi, bu da köfte. Farksız mıyım? Yani bence Ümran teyzenin köftesiyle bunun arasında çok bir fark yok. Yok, bu da basit, bu da o köfte. Da basitti. Yani 3 gündür 3 gündür köfteydi. Yani şimdi Ümran normal teyzenin köftesiyle basitti. Kendi niye köfte seçtin? Derim ki Nahide tamam doğru et pişirmiş. Ama Ümran, Ümran şimdi köfte böyle eleştirdi mi? Onunki de köfte. Nahide abla dedi. Köfte tadını alamıyorum püre diye. Mesela pilavda. Püre fazla olmuştu. Aile sofrasında pilava şehriye konulmaz. Niye? Bu... Ay her şey sizden çıkıyor. Ama niye konulmasın? Bu şehriye ne de biliyor musun? Ha, her şey neydi? Sizden çıkıyor. Suyu... Pilava kaçırdın, fazla suyu şehriye hiç çeker. Hiç alakası yok. Önce ben şehriyeyi kavurdum güzel. Hayır. Hayır, yani beyaz pilav ettik. Yapmak daha zordur diyor. Tabii. Alakası yok. Tane. Sade pilav gider. Hiç alakası yok. Toplam... Ben öyle düşünmüyorum. Benim tercihim, kararım, ben bunu karar verdim, bunu pişirdim. Peki Nesli'nin genel davet sofrasına bakış açısı nasıl? O daha yöresel. Davet yok. Yani yemek sofrası yok, lokal değil. Ben de öyle yani. Bakıyorum. Hayır, biz de pişiririz bak. Pilavı biz de pişiririz. Ümran sen benim dediğimi anlamadın bak. Nahide beni eleştirse dedim ki o et pişirdi, önüme et geçti. E sen de köfte yaptın. E sen de benimkini dedin. Ne dedim Ümran? Köfte dedin, alt tarafı içinde patatesin var, çok kaçmış. E seninki de köfte, üstünde patlıcanın var. E tamam sen de öyle de çık kenara. E tamam ben de öyle diyorum. Öyle demiyorsun ama sen. Ama bir de günlük. Tamam bak. Afiyet olsun, bir tadına bakın. Tamam yiyebiliyor muyuz? Sus dedim. Sus dedim. Ha, o birazdan dakikalar geldi. Yanlış bir şey söylediysem söyleyin yani. Tatlıya geçemeyeceğiz herhalde. Yani kız sen ev sahibi. Ev sahibiyim ama yani bir yere kadar. Hakkımı da kendimi yemeklerime de savunacağım yani Kadir yani, Bey. Savun. 22 senedir kendini ezdirdin, daha bari burada ezdirme. Davet sofrasında plan sade olur. Hiçbir zaman o şeyleri... Düşüncem. Ben benim düşüncem ben değil. Ben de ilk defa Ümran'dan duydum. Yemin ederim ilk defa Ümran'dan duydum. Beyaz olur. Normalde çok özür dilerim. Normalde öyle bir şey var tabii. Evet, bizde normal planlarında bile şehriye katıyorlar. Yok normalde yok. Davet... Biz bizi pişiririz. Biz ya, şehriye... Kendimize değil bak Kur'an pilavlarında bile diyorum. Kendimize değil. Biz de şehriye katılır. Kur'an pilavına şehriye katılır. Asla katılmıyor. Eren'in sünnet pilavında benim vardı. Ama yani seninkiler katmış işte. Bizde öyle ama sen şimdi diyorsun ki ben ilk defa... Ama tamam. Sen bizim yıllarmış pilavımızın şehriye gördün mü? Görmedim ama ben böyle pişirdim. Hayır. Ya normal pirinçten tek yaparsın ya da şehriye pilavı yaparsın. Tek renk. Yok ben peki, böyle pişirdim. Bir tadına bakın bakalım nasıl oldu. Afiyet olsun bir yiyeyim bakalım. Nesli'cim keşke zahmet edip de kürdanları da çıkarsaydın. E çiğneyim ağzına da koyayım. Zahmet yani. Kürdanla geldiniz. Tövbe yarabbim. Helal edin şimdi sırtına. Sakıldım. Ama kürdanla mı? Yani Ümran da çıkaracaksın. Yani eleştirmek için şu an eleştiriyorsun. Tövbe yarabbim. Bak ne kadar misafir Ferber. Çiğneyip ağzına da koyuyor. Sen de aşağıdan kibarın içinden ayrı bir kibar çıktı. Burada da Nesli'nin için ama ayrı bir Nesli çıktı. Ama Ümran şu an saçmaladın yani. Tamam ben saçmaladım ya. Siz saçmalamayın arkadaşlar lütfen. Ben değilim. Nesli hayırdır? Nesli kibara kızıyordu. Nesli kibar sana ne oldu? İçinden kibar çıktı. Senin hayır, Nesli çıktı. Gerçek Hacı Cevriye'nin gelini çıktı. Alakası yok ama Kadir yani bir kürdanı şuradan alıp koymak ol. Keşke çıkarıp getirseydin. Ama şimdi misafirin dese ki sana sen öyle mi cevap verecektin? Evet. Ya misafir öyle mi cevap vereceksin? Tamam. Dur. Olacak sus. Misafirim öyle demezdi. Ha, aa, beni şu misafir olarak görmüyorsun. Alakası hayır gelen misafir öyle demezdi. Gelen misafirim öyle demezdi keşke çıkarsaydım. Peki gelen misafirler daha önce hiç davet sofrasına katılmış misafirler miydi? Gelirlerini gelenler. Daha niye katılmayalım ya? Onu bana da sordunuz. Davet sofrası neydi? İşte bu hepimizin olduğu özenilen bir yemek sofrası davet olmuyor mu? O davet sofrası değil işte.
Hani davet sofrası bu benim gittiğim ödül törenleri, daha farklı açılışlar, daha büyük davetler var ya. Restoranda Naide ablanın eşinin hazırladığı sofralar, davet sofraları, ara sıcaklar, ana yemekler. Evine hiç tanımadığın yabancı misafirlerin gelir, onlara tabii ki de, nasıl özenirsen öyle. Şunu söyleyeyim, tabii ki de biz daha önce hiç davet sofrasında bulunmadık. Biz hep kendi aramızda ya da iftar sofrası kuruyoruz. Bulunmak zorunda da değiliz ama tabii, bazı kurallar var. O oraya göre yapılan şeyler. Yani biz de şu anda öyle bir sofradayız, ona göre değerlendiriyoruz. Bu hafta da ben bayağı bir şey öğrendim ha sizden. Şükür, inşallah uygularsın. Annemin dediği şöyle doğru, davet sofrasında kürdanla gelmez ortaya. Onun için sana onu dedi. Yani şey davet sofrasında aşçıdan sipariş vallahi geldiğinde kürdanla gelirse o sıkıntı. Onun için o yorum yaptı. Sen bunu nereden öğrendin ona da şaşırdım. Ben bilmediğim ne, için yorum yapmadım, ben bilmiyordum. Yani. Niye bizi... Biz normalde getiresin. Şimdi senin hep birlikte... Hayır, senin davet sofrasına kürdanla gelmediğini bilmem beni şaşırttı. İyi çalışmışsın. Niye şaşırıyorsun ki? Bilebilir yani. Ha, iyi çalışmışsın. Gittiğimiz yani yerlerde görüyoruz kadar yani yerken. Evlerin gerçekten çok gittiğim yerlerde de kürdanla görmedim. Ben olabilir, hiç bilmiyorum. O yüzden bilmediğim şey de yorum yapmak istemedim yani. Evet, bilmiyorum. Bugün bilmediğimiz şeyleri öğreniyorum. Her şeytanlıktan haberim var da bunları mı bilmiyorsun? Evet, tamam. Kibar ablacığım, senden yorum alalım. Buyur. Neslihan, eline sağlık. Bir de bunu yememişken ne? Niye yemedin Kibar abla? Bu tadını ben tutur herhalde. Ben de salatayı yedim. Nesli gerilince biraz geri çekildi galiba. Şimdi sen yiyemeden bak o zaman. Ben yorum yapabilir miyim? Salatanın tadına bakın. Buyur. Ana yemek olarak basit bir ana yemek ama gerçekten lezzeti çok güzel. Gerçekten hepsinin çok güzel. Dediğine katılıyorum. Şehriye pilavı demek ki onu ben de bilmiyordum. Ben davet yemeğinde olmuyormuş. Öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum. Biz ama yatıyoruz. Ama lezzet olarak gerçekten hepsi çok güzel. Afiyet olsun. Bence çok güzel yani. Hiçbir evet, şeyde yok. Evet, anne senin yorumun nedir? Evet, köftesi güzel pişmiş. Baharatı falan çok evet, güzel. Patlıcanlar da aynı şekilde bu arada, onu söylemeyi unuttum. Köftesini kızarttık, öyle koyduk içine. Pişme şeyi kızartmadan koymadık. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Lökel Apartmanı'nın muhteşem komşuluğu... Enam Aratbenim'in bu haftaki birincisi... Beğendin mi? Yok, köftesinin tadı falan güzel. Baharatı falan. Peki kürdanla gelmesinden karabibi... puan kıracak mısın? Yani kırmamak mümkün mü diyeceksiniz. Çünkü bir davet sofrasında yani o kürdanla bir ayıp sayılır da. Özür sayılıyor. Puan kıracaksın yani kürdandan. Neyse ama bence sen bir kusura bakmayın, bilmiyordum de, kapansın konu. Yo, kendi yorumu kırabilir. Peki salatayı beğendin mi anne? Hı hı. Salata da güzel, ekşili böyle güzel. Mevsim salatası. Evet, aynen, limonlu falan. Pilavı nasıl buldun? Pilav işte... Tane tane düşmüş mü, lezzetli evet, olmuş mu? Biraz yağsız olmuş Nesli. Bak, hani yağ yok. Görebiliyor musunuz? Yağsız. Olabilir. Ama tane tane olmuş. İşte keşke şehriye katmasaydın. Ben zaten menümü sayarken de şehriyeli pirinç pilav. Şimdi ben sana katma diyemem ki. Ama ben yani böyle pilavı yapmak istedim, böyle i̇şte yaptım. İşte biz günlük yaparız. Tabii ki biz de yapıyoruz şehriyeli pilav. Sade çok yapmayız ama böyle yerlerde... Hı? Ya İda Hanım maşallah, siz aç geldiniz herhalde, tabağı bitirdi. Ama güzel ben olmuş. Ben çok beğendim. Evet, afiyet ben de çok olsun, beğendim. Afiyet olsun. Güzel olmuş gerçekten. Hı. Benim el lezzetimi, sevgimi el katarak yaptım. Ay, sevgisi Allah'ım, ay, evet, cebinde tatlıyı taşıyor. Tavuk bulyon yerine çam etkinize. Onu burada bir konuşmak istiyorum. Yani biz yemeği, mutfakta konuştuk konuştum. Ona. Sevgiyi katarak yapılan yemek daha güzel. Sen neyini kattın? Sen katmamışsın Cemil. Ben kattım. Hayır, millet akıllarırken sen niye katmadın? O gün çok heyecanlıydım ya Ümran teyze, anla evet, beni. O gün çok heyecanlıydım ve kendim gibi değildim. Peki Naide Hanım ana yemeği çok beğendi. Ben Neslihan'ın evet, şunu söylemek istiyorum. Yani... Kürdan kebabını en son ilk nerede yediniz? Bende yediniz değil mi? Ben sende yemedim ama gördüm. Sen bunu yapıyorsun güzel ama yemedim. Görüntüsü şeyi çok güzeldi. Yani çünkü sık sık yaptığım bir yemek. Yemedim ama. Peki. Ama yemedim, gördüm. Yemedim Ümran. Hiç sen de bunu yeme. Ama gördüm. Ben yapıp sahile mi alıp yedim, gitmiştiniz bir şey? Gördüm yani. Kürdan kebabı da sahile. Ya. Kızsız o senin ana yemeğin. Sahile de karıştık yani. Biz neyse koyuz. Peki Naide abla. Mutlu köfte ekmek atı yapıyoruz. Ben kebabı, kürdan kebabını gerçekten çok beğendim. Pilavın da tane tane bana biraz şey geldi. Yavan geldi. Evet, yağsız kaçmış. Salatan güzel olmuş. Eline afiyet olsun balım. Peki afiyet olsun. Kibar abla. Neslihan. Efendim. Güzel olmuş, eline sağlık. Patlıcanları ya fazla kızartmamışsın ya da kızgın yağ atmamışsın. Yok, kızgın yağ. Beyaz gibi duruyor.
tadı güzel. Fırına vereceğiz diye böyle çok kıpkırmızı kızartmadık ama kızarttık. Tadı güzel, köftesinin baharatı güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. Pilavın dedikleri gibi yağlı, yağsız. Güzel olmuş. Şehriyesiz olsa daha güzel olacaktı. Salatanı da beğendim. Afiyet olsun Kibar abla. Elinize sağlık. Hepinize kalp gönderiyorum. Senin elinize sağlık. Nesli'ciğim eline koluna sağlık. Afiyet ben pilavına olsun. Bayıldım. Pilavın çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Evet, yağ konusunda çok hafif bir sıkıntı o ama beni rahatsız etmedi. Böyle suda haşlanmış tadı gelmiyor. Çünkü lezzeti, kıvamı çok güzel. Patlıcanına gelince lezzetli olmuş. Patlıcanın acısı yok. Köftesi gayet lezzetli. Ha, kolaylık açısından evet, kolaylık. Ben genellikle yarışmacılara söylüyorum. Yani hamur attık yarışmasına katılıyorsunuz. Biraz risk alın istiyorum. Hamur attık konusunda evet hafif kalmış ama lezzetli yapmışsın. Yani ben sana Nesli bunu da becerememişsin diyemem. Ama bu senin zaten yapabileceğin bir şey. Benim istediğim senin bunun bir tık daha üstüne çıkman. Ben aynı de onları bekliyorum. Annemde tabii. Yaşadığımız olay aynen, gibi aynen. Ona da dedim. Ama şimdi bak biz de baştan i̇şte. Belli Ümran'la hep ne dedik? Biz heyecanımıza yenilip. Ben bu sofrayı heyecanlanıp da çıkaramasaydım ben daha kötü olurdum. Ama Nesli Hanım bak aynısı. 23 senedir ne yemekler yapmışsın, işte, ne yemekler döküyorsun, Nahide, ne yemekler yapmış. Yapmıştır gene. Sen benden önceki gün yarıştın. Nasıl bir telaşı, tabii, nasıl bir şey var, gördün. Ama nasıl bir menüyle yarıştı? Heh, bak hiç bilmediğim halde ben o riski göze aldım. Ben sizden de bekliyordum ya ne bileyim. Siz yani yemek yapamayacak bir insan değil. Hayır. Yani. Canım hoş izleyen de dedi ki hemen ay bunlar yani. Hiç yemek yapamıyorlar. Yani siz benden daha iyi yaparsınız. Peki. Bak ona hiç şüphem yok. Eline koluna sağlık, afiyet lezzetli olsun. Olmuş. Afiyet evet. Olsun. Şimdi güzel bir sürpriz geliyor. Evet. Hazır mıyız? Dur hazır bunları hazır götüreyim. Bunları bir götürsün. Hadi. Tamam. Merak etmiyor musunuz? Normalde size sürpriz diyeceğim de böyle bakacaksınız. Neslihan Hanım size bir sürpriz yaptı. Ne yaptı? Makarna. Neslihan ablanın sürprizi. Vallahi makarnadır. Bilmiyorum. Makarnalı pasta makarna mı yaptı? Makarnalı pasta mı? Allah cezanı hayır, böyle o şeker hamurundan. Bilmiyorum ama tahminleri alayım anne. Ben pasta makarnadır bekliyorum. Yani. Makarnadır. Makarnalı pasta. Makarnadır. Makarna. Böyle kendini şeker hamurundan. Dur bir saniye bunları götüreyim. Evet sürpriz diyorum. Bekliyorum söyleyeceğim mi? Ben pasta bekliyorum. Pasta bekliyorsun. Hı-hı. Neyi pasta bekliyorsun? Böyle makarnalı şeker pasta. Hamurundan makarnalı böyle bir pasta. Ben Nesli'nin kendi yaptığı bir şeyden kendi yaptı. Bahsediyorum. O zaman makarnadır kesinlikle. Kesinlikle makarna. Kesinlikle makarnadır. Yani master'ını yapmış Nesli'nin. Makarnanın doldurma. Sürpriz denince ilk akla makarna geldi Neslihan Hanım. Yağ da koy, kavur üstüne suyu dök. E hadi bakalım. Ne? Yağda kavur. Ümrancığım çok erken konuştum. Önce gör öyle. Bekle. Bakalım. Hep gördüğüm ama makarna Nesli. Evet genelde Nesli'nin yaptığı öyle ama belki bugün ekran karşısında bir şov yapmış olabilir. Demiyorum görmediğim yani, şovları Neslihan görmeden. Korkmaz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama evet. Onu seçerken korkmuş. Evet cesaretini topladıktan sonra kendine geldi. Aynı annem gibi o da sonradan açıldı. Evet Neslihan Hanım sürpriziyle karşımızda efendim. Evet makarna denince akla gelen ilk isimlerden Neslihan Hanım vay bugün vay şovunu yaptı. Bilseydim az yerdim. Nereye atlamışsın Neslihan Hanım'a süper olmuş. Fırında makarnadan sonra iyi geldi. Hayır yağda kavurmadan aynen sonra Neslihan Hanım programdaki heyecanını yendi. O yağda kavurmanın da ayrı bir yeri var. Tabii o her zaman gönüllerimizde. Evet makarnamızın adı bolene soslu tagliate. Tagliate. Japonca. Yok İtalyanca. İtalyan makarna. Japonca makarnayı. Evet bakalım Neslihan Hanım nasıl yapmış bir buyurun. Bir sürprizimiz daha var. Aa sürprize doymadı Neslihan Hanım. Bugün İyi çalışmış. Bugün bir sürprizimiz daha var ay size. Neslihan kim? Cevahit amca mı gelecek? O bu ne diyor sürpriz olsun? Yarabbim. Ellerini bir çeker kapımda sırılsıklam. Evet, Neslihan Hanım'ın elleriyle yaptığı sosu aynı zamanda lezzetlendirdiği makarnası Nayda Hanım nasıl olmuş? Güzel olmuş Neslihan ablacığım. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Bak ismi yabancı ama bizim yemeğimiz yine. Peki Neslihan Hanım'dan böyle performans bekler miydin? Yok beklemiyordum. Ben yine salçalı bir makarna falan. Ben de yağda kavrulmuş makarna. Yağda kavrulmuş makarna. Pilav gibi demlediğinden bekliyordun. Nahide ben mesela salçalı makarnayı hiç yapmıyorum. Sevmiyorum. Domatesli yaparım. Tamam, domatesli. O sizin işiniz demek istedim. 22 senenin üzerine ilk defa
defa böyle bir makarna gördüm. Aynen, ben de ilk defa gördüm. Neslihan yani. Hanım İtalyan kökenli olduğu için biz İtalyanlar asla salça kullanmıyoruz. Kadın gitti, hürriyet değiştirdi. Kadın, bir şey olsa İtalyan'a vatandaşlık gelmez. Dün Nayde'ye dedin ya, bugün. Türk isimleriyle bir yemek yapsaydım. Sen de keşke tur usulüyle bir makarna yapsaydın. Yok, ben ona Türk isimleriyle demedim. Antin Kuntin isimler dedim. Antin Kuntin, Türk isimleri kullansın. Yok şimdi Nesli'ye bunu sorsan zaten kıymalı makarna der sana. Takviyat edemez kesinlikle. Ben şimdi de dedim, Nayde bilir bunun ismini dedim. Kim var abla? Güzel olmuş, ellerin insanı. Kız güzel olmuş da Nesli'den bunu bekler miydin? Şaşırmadın mı? Ben de çok şaşırdım. Yani bak da görünce şaşırdım zaten. Kaç senelik komşum, bir de şuna baksana, sunum yapmış. Nasıl şaşırttım? Tabakta görünce şaşırdım ben. Devamını bekleriz Nesli. Bu bölümü izleyince... Ben güzeldi Ümrancığım. Şunu söyleyeceğim. Bu bölümü izleyince en çok çocuklar ve cemaatler bir şaşıracak. Bütün gün önümüze getiriyorsun doktorum. Hadi aşk olsun. Madem böyle bir marifetin vardı, niye bize göstermedin? Cemaatime söylüyorum. Artık makarnaları böyle yapacağını söylüyorum. Takliyate istesin. Evet. Cemile sen beğendin mi? Çok güzel. Ona da ne olsa yiyor. Afiyet olsun. Ben yiyorum. Şimdi Neslihan beni yine yanlış anlayacak. Ben eti çok sevmediğim için bu biraz kokuyor. Bana göre yani, ben sizi bilemiyorum ama bana göre kokuyor. Ben beğenmedim. Yani sakın yanlış anlama. Bana yağsı fazla geldi ama güzel yani. Yenir bence. Döner bir kokusu kız, var. Kız puan vereceğim diye korkma. Puan vermeyeceksin bana. Kadın bir anda puan vereceğim korkusunu hemen eleştiriye geçti. Hayır, eleştiri değil. Yok yok, siz beğendiniz. Dedim ya sana zaten. Yok, güzel. Puan vermem buna. Sadece... Niye puan vermiyorsun? Süreniz var, içinde yapıldı. Ama şeyde yoktu. Menüde olmasına gerek yok ya. Sonradan eklemeye zarfının içinde. Sonradan ekleme değil, makarna zaten yapacağımı hepiniz biliyordunuz. Şöyle söyleyeceğimi biliyordunuz. Menüye bir şeyleri yapmak için menüye yazmasına gerek yok. Eğer süreyi arttırırsa ve o süre zarfında istediğini yapabilir. Makarna yapacağım. Biliyordunuz mu? Demedilmiş miydim ki ben? Zaten programda da makarna yapacağımı biliyordunuz. Sen nedense bak her konuda, apartman konusunda da olsun, en son duyan benim. Safsan ben ne yapayım? Aç kulağını. Ben de bu konuyu duydum. Onu ben de şimdi duydum. Biz de yeni duyduk. Bak diyor ki... Bir şey diyeceğim. İşine gelene kulağını veriyorsun da işine gelmeyene niye kulağını vermiyorsun? Yedi alem beni duyuyor da bir sen mi duymuyorsun? Ama sen çünkü bazen... Çünkü sen hiçbir zaman beni dinlemiyorsun. Kadir, o yüzden bak, işte. Sen bazen... Beni dinlesen... Bak yine aynı. Bir sussan 10 tane kelime tüketiyorsun. Tamam, bunu söyledin de niye duymadın? Bir kelimeye cevap bırakmıyorsun. Ha söyle. Sen bazen konuştuğunda benim olmadığım gün konuşuyorsun. Sanıyorsun ki ben de orada olduğum zaman sanıyorsun. Bu program 2 sezondur var. 2 sezondur programı izliyorsun. 2 sezonun içinde ya, kaç kere yarışmacıya sürenin içinde elinden geleni yaptı mutfakta? Niye beni bazen söylemem? Ortaya getirdikleri bir şey oluyor. Biz bunu saymayız diyorsunuz. Hayır, o dışarıdan gelmiştir. Yarışmacı yapmamıştır ki. Şunu söylemek istiyorum. Süre zarfının içinde yarışmacı istediğini yapabilir. Tamam, ben sen de eğer o zil kesme... Ha? Sakin konuş. Ben dışında. De şimdi duydum diyorum. O senin problemin, benim problemim değil ki. Ama bir senedir programı izliyorsun, haberin nasıl olmuyor senin? Tamam, ben bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Hayır, sen dinlememişsen problem benim değil. O senin suçun, benim değil ki yani. Olabilir. Peki şunu da söyleyeyim. Eğer sen o gün kesme çorbasının hamuru artmıştı, bundan mantı açayım deseydin, o da aynı bunun içine girecekti. Sen mantı açayım dediğinde ben sana engel oldun mu? Ben de menümün dışında olduğu için benim de gözümün önüne söylemek istiyorum. Mi? O gün de ben mesela benim sürem arttı ya, yoğurtlu sos yaptım. O köz biber salatalığının üstüne. Hayır, bilseydim menünün dışında yine bir şey yapıldığını... Ya sen dedin, çok özür dilerim. Sen dedin mi, ya ben mantı yapmak istiyorum da ben sana hayır dedin mi? Ama ne? Demene gerek yok. Sen böyle Cemile sus. Tamam. Söyledin mi sen bunu bana? İşte kabul edilmez ama niye boş boşuna? O senin şahsi problemin, benim değil. Tamam. Sormazsan, dinlemezsen ben ne yapabilirim ben yani? Ben bilemediğim için. Hani programın içinde de çünkü bunu birçok kez yaptık. Programı izliyorsunuz. Ben tek tek hepinize tek bilgi mi vereyim? Belki oraları kaçırmış olabilir. Eğer bilseydim işte zaten her şeyim hazırdı. Bilmedim, bilsem süresi zaten. Süresi yetmiş miydi ki? Süre var mıydı? Tam kullandı zaten annem. Hani şey, kimi soruyorsun sen? Benim 14 dakika. Annem kaç dakika kalmıştı? 14 dakika artmış gibi sanki. Öyle bir şey yok, ben hatırlamıyorum tam senin süreni ama Nesli kıta kıt süresini tam kullandı. Ya benim arttığımı düşünüyorum. Benim arttım. Vaktim biraz kaldı, sürpriz bir şey yaptık biz. Bir sürprizimiz daha var. İkinci bir sürpriz daha geliyor. Sürpriz üstüne. Bakalım, ben hazır mısınız? Tabii o menülerden tabii artar. Bol bol artar. O menülerden tabii senin ki artar. Senin menünden bir farkı yok. Sen ben sürpriz bir şey yapmadım ki ama. Sen bir köy hamuru getirdin. Yani yaptın da ben sana yapmam mı dedin? Sen ne getirdin? Börek mi getirdin? Ben mifer hamurunu getirdiysem. Hayır kız, neye kalktın birden? Şey yok, hadi. Bir şey söyleyeyim. Dur bir saniye, Neslihan Hanım'a geldiler. Hayır, benim menüye değil, müfeye yumru. Tamam, sen de yapsaydın börek. Baklava börek mi isterdin? Hayır, tamam, o da açsaydı. Yemin etsene. Allah'ım be. Helal olsun. Al sana bak.
yapmama. Hayır, ben sana yapıyorum. Çok beni bugün çok ön eleştiri yaptın Ümran. Bayıldım. Hiç beklemiyordum. O menüyü seçmekte çok büyük hata yaptın. Hey, ben yapardım Kadir'e sağ ol. Revani ne oldu? Revani... Revani ne oldu? Ama bak... Bayıldım! Bayıldım! Annemi de servis yapıp tabaklarınızda şişirdim. Kızdım bütün baklavayı nerede eşliğe? Yapma öyle. Bak, ne yapar? İki bardan biraz daha pişmiş. Ama bak, ay Ümran aşk olsun sana. Islanmamış bak bak. Şu an yemin ederim yorum. Islanmış mı değil? Baklavamı dağıtma, ben sunum yapayım getireyim. Tamam. Tane tane kabla Allah aşkına Kadir. Hayır, bir tadına bakalım bir yiyelim. Aynen. Hayır, şov yapmışsınız. Peki bir şey diyeceğim. Şov yapmışsınız. Şov diyorum ben. Şov bizim işimiz Ümran. Zaten senin için mesleği. Şov bizim. Şov sen de yapsaydın getirseydin. Benim şov ihtiyacım yok. Şovunu görseydik. Şu an tamamen konuşmak için eleştiri yapıyorsun Ümran. Bir şey diyeceğim, komşunuzu tebrik etmiyor musun? Ben tebrik ederim. Yalan yalan, bir de tadına bakmadan, hiçbir şey etmeden yorum yapıyor. Çok güzel duruyor, bakalım tadı nasıl olacak. Saat, tabii ki başarı var. Yok. Şov yapmaya gerek yoktu yani. Çok güzel bir şey oldu. Karnımıza atmaya gerek yoktu. Başka şekilde de şov yapabilirdi, bence güzel bir şey oldu. Bak, kibarlık nedir? Önümüze atar gibi, alın size. Atmadı ki, gösterdi. Ya buraya getirmek bile şov var şu anda. Ama Ömer'de programdayız ya. Revaniye getirmek de şov. Güzel ama yaptıklarını tamam, gösteriyorsun. Ama hayır, sen istedin ya baklava börek mi açtın dedin. Bir saniye bak anneciğim, arada dinle beni de. Dedin ki baklava börek mi açtın dedin. Onu ispatlamak için getirdi. Peşine baklavaya baktın. Revani nerede dedin. Peşine revani de geldi. Hayır, niye komşunuzu tebrik etmiyorsun? Ben tebrik ediyorum zaten. Helal olsun. Cesaret etmiş. Yani... Biz bir sevgini gönderdik. Biz bir gel. Biz birbirimizin iyisini de iyi olarak görüyoruz. Kötüsünü de kötü olarak görüyoruz. Yani tebrik ediyoruz. Tabii ki tebrik ediyoruz. Peki ediyoruz. Bunları yapabilen biri niye kürdan kebabı yapmış? Ya. Ama çok lezzetliydi. Lezzetliydi ama sen daha da güzelini yapardın. Ben biliyorum. Yani demek ki heyecanlanı bak, ben baştan belli diyorum ki. Kız bu kadar onları yapana kadar ana memleket tutaydı. Ben onları ortaya heyecanlanıp çıkaramasaydım çok üzülürdüm. Bu Ramazan'la baklavayı yapamayan kız. Dur kız, dinledim bir daha söyle. Bu Ramazanlarda bize ben tek başıma baklava yapamayan kadın. İnan olsun ben de şaşırdım. Ve hatta dedim ki kız dedim senin ama. Demek sen hırsınla her şeyi yapabilirsin. Senden Ümran şu an sende bir kıskançlık sezdi. Şu an sen beni kıskanıyorsun. Ben senden önce baklava açıyordum. Sen bana çaydın. Baklava getireydin, daha çaydın Ümran. Çok keyiflendim. Ama bir şey diyeceğim, sen genellikle Ramazanlarda kibar ablayla... Hayır zaten bak şimdi Ümran bak şu an yani şey konuşuyor. Biz zaten Ramaz bak bayramlarda sen biz üçümüz de yapmayız. Hayır şunu söyleyeceğim. Sen genellik bir saniye. Sen genellik kız gibi ama sen bugün sustun bir arada neyse dur. Şunu söyleyeceğim. Konuşuyorlar ya. Sen Nesli, normalde bayramlarda üçümüz üç kişi baklava yapıyorsunuz ya. Sen genellikle kenarda durup baklavayla oynuyorsun. Tamam oğlum. Ve şunu söylüyorsun. Ben tek başıma hiç baklava yapmadım dedi. Hatta mutfakta baklava pişti çıktı ya. Değil mi? Kız dedim sen baklava yapabiliyor evet, musun? Hani baklava yapamıyordun. Mesela şimdi ben bu sene yapmadım, o da yapmadı. Evet onu dedi ki siz yapmıyorsunuz, ben yapmadım. Çünkü tek başıma yapamam. Ben de yaptık biz ya. Biz yapmadık, senin yapasın vardı, siz yapmıyorsunuz. Evet, sen ben yapmadım. Tek başıma yapamam dedi. Ama baklava yapamıyorum dedi. Yani yapamıyorum demek yani, yani. Yani demek ki sizi itelemek için yapmıyorum. Bir sefer yaptık, olmadı. Şekerlenmiş o baklava. Evet olmadı. Bir sefer bak sen biliyorsun. Yaptım olmadı. Her zaman da yapıp olmayıp yemeyince diyordum yazık. Emeğime yazık, ziyan oluyor. Ya bugün nasıl yaptın? Vallahi bugün de gene sizin gıdış sesin gazıyla dedi ki vaktin kaldı. Gel bir baklava yoğuran. Hadi yoğuralım. Bayağı kalmış o zaman. Evet yoğurduk. Ve bize yani yaptık yani. Şerbeti yoğurduk. Demek ki bundan sonra. Hayır vallahi hepsi süre içinde. Daha hamur yoğurmadan şerbeti koydum uçağa. Neyse abi seni gurur duyuyorum. Ama Nail de ben mutfakta hızlı çalışıyorum. Şunu söyleyeyim. İlk yarım saatte et düdüklüdeydi. Perese düdüklüdeydi. Ondan sonra cıma. Kadın ya düdüklüdeydi. Bak onlar düdüklüdeydi. Patlıcanlar bir yandan kızarıyordu. Köfteyi yoğurmuştu. İlk yarım saate girmiştik.
Köfte mi yoğurdu? Ama zaten düdüklüye koyduğun, kıyma iş yani böyle doğrayacak mı? Hayır işte. Yani yapım aşamalarını tamamladı. Daha sonra da zaten düdükler piştikçe ortaya gelip yapmaya başladı. Hemen tatlı şerbetimi koydum, tatlımı yaptım. Sonra baklavaya karar verince bir şerbet daha koyduk. Ellerine sağlık. Hadi getir de yiyelim bari, hadi. Madem yaptın bir marifet. Ay. Ondan sonra baklavasını kendi yapabiliyormuş. Bir de şey görüp göreceğimiz bu diyormuş. Pazar günü kaldığımız yerden normal makarnayı biz da var. Biz de ne deriz? Yaptın artık yapabiliyorsun. Ben şok. Ben iptal. Bence Cemo da şok. Hanım neler yapıyormuş? Kalkın geliyorum hepinize. Hadi tatlılar al. Cemaklan gönder. Hayır eve gelince evde yer. Kalk ya. Kalk buradan nasıl gönderiyoruz? Hadi bakalım tatlımız nasıl olmuş? Bir de tadına bakalım. Evet yaptı ve lezzetli olmuş mu? O önemli. Evet, afiyet olsun afiyet herkese. Olsun. Buyurun. Evet, Naide Hanım. Buyurun. Yorumunuzu alalım Neslihan Hanım'ın tatlıları için. Neslihan ablacığım, baklavan güzel olmuş. Kıyır kıyır ben beğendim. Afiyet olsun. Ama revanin dışa geliyor. Böyle mi olması gerekiyor? Yani böyle olması mı gerekiyor derken? Şerbetini çekmemiş. Yemeklerin dışa geliyor. Portakallı bir şey mi var? Olmamış. Portakal tadı geliyor. Peki baklavayı katıyor musun puanlamaya? Emek vermiş katarız tabii. Tabii ki de. Yani süre zarfının içinde yaptı. Aynen. Peki revaniyi beğenmedin mi? Yani beğenemedim. Şerbetini de tam çekememiş Neslihan abla. Peki. Ellerine kollarını afiyet, afiyet olsun. Ne afiyet. Evet Kibar Hanım. Baklavası güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ne afiyet olsun. Revanın yumuşak olması lazımdı biraz da. O çekmemiş şeyini. Çekmemiş. Baklavan güzel. Revan yaptığımız olmuş. Şerbeti var ya hep döktük hepsini çekti. İçini almamış. Yumuşak olmuş. Güzel kabardı ya. Çok kabardı. İçini almamış. Bulgur gibi dişe geliyor. Bu zaten şey bu tarifte bir paket irmik koyuyorsun. Bulgur bulgur olsun böyle tane tane olsun diye. Biraz daha dökülsün. Ama normal yaptığımız revaniler gibi değil bizim. Bir paket bulgur var bunda. Anne sen nasıl buldun tatlıyı? Revani dedikleri gibi. Ama baklavan gerçekten çok güzel yani olmuş. İlk defa güzel yaptığını olmuş. Gördüm tek evet, başına. Evet. Helal olsun, tebrik ediyorum teşekkür seni. Teşekkür ederim, gerçekten canım komşum. Yani çünkü ilk defa yaptı. Çünkü hep birlikte yapardık. Hani biz yapmayınca o yapmıyordu. Ama tek başına yapmış. Ve çıtır dibine kadar. Üç kişinin tutturamadığını tek başına tutturmuşsun lan. Evet. Sana hiç yakıştıramadın bu meleği. Demek ki oğlum dört kişi tutturamıyoruz. Kadir de var. Evet, sen baklava hiç yapmadın. Peki Kibar abla, yani 35 kat yapsaydın, 50 küsur kat yapmasaydın baklava demek ki böyle pişecek. Pişecekler daha güzel pişecekler. Biz zaten baştan beri... Hayır, gene bundan daha güzel biz baştan beri Kibar ablaya ne dedik? Evet. Biraz ince olsaydı evet. Seninki de pişer. Peki artık Kibar ablanın baklavasını kapatıyor muyuz? Evet. Tabii ki. Tamam, bir süre ben yorum yapmadım. Çok bundan. Biz dediğimiz gibi 35'te 30. Revani beğendin mi anne? Revani bak güzel yaparsın biliyorum. Dedikleri gibi şerbeti az olmuş, tam içine gitmemiş. Revani olmamış. Bulgur gibi olmuş. Hani hafif böyle süngerdir ya bu. Bunun şeyi sünger gibidir. Şimdi 3,5 bardak şeker, 3 bardak su koyduk ve hepsini de döktük. Değil mi Kadir? 3,5 kaynayınca çekmemiş azalıyor. Mi tam? Yok çekmiş. Peki. Kaynayınca azalıyor şerbet. Ya, o oluyor 1,5-2 bardak. Olsun. Afiyet Cemile. Olsun. Ben baklavayı çok beğendim. Yani. Seni çok tebrik ediyorum Neslihan Hanım'cığım. Teşekkür seni ederim. Gurur duyuyorum ayrıca. Bizi ters köşe yaptın. Teşekkür ederim. Revaninin de böyle bir portakal tadı falan çok güzel geliyor ama onun dışında içi biraz sert. Olabilir. Çünkü yani, şerbeti demek ki yetersiz evet, geldi. İrmikler biraz geliyor. Baklaması beğenildi ya, revani hiç umurunda değil. Yok, alakası yok. İrmik biraz geliyor dişe. Peki, afiyet olsun hepinize. Nesli, revani normalde kabarması gayet güzel. Evet, rengi özellikle çok tabii güzel herhalde olmuş. Sadece irmiği bir paket koyduğun için şerbet olarak 3,5 çok az olmuş. Evet, az çünkü olmuş. Yani en az buna 5 bardak suyla demek şerbet yapman lazım. Demek ki bundan sonra öyle yapalım. Eme eme dökmen lazım. Hatta biz şerbeti Kadir'le dökerken dedim Kadir fazla gelirdi. Dökmüyorduk dedim. Tencereyi de bir de yoğun bir şerbet. Niye biliyorsunuz? 3,5 koyuyorsunuz ya kaynarken ne de olsa 1,5 bardağı evet gidiyor. Eline koluna sağlık. Afiyet. 2 saatin içinde baklavayı gayet güzel açmışsın. Güzel de pişirmişsin. Evet. Yağımı orada çok güzel artık olmuş. Artık bize beğendim gelmiyorsun baklava yapın diye. Artık evin kirlenmesin diye baklavayı bize iteliyordu. Bundan sonra sen aşk değilsin. Olsun Kadir. Evet. Geldik Vehbi'nin kerrakisi dediğimiz yere.
Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Gene sürpriz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Kadir Bey. Efendim. Benim Neslihan Hanım'a bir sürprizim var. Aa. Niye bir tek Neslihan Hanım'a? Onun yeri bizde bir başka. Neden, biz yarışmacı değil miyiz? Yarışmacısınız sadece. Evet. Aa. Neslihan ne? Ne gibi? Neslihan Hanım'ı şöyle öne doğru alabilir miyiz? Öne doğru mu? Hayırdır? Ben de bilmiyorum vallahi bunu. Gel buyur. Biz bunu saymayız. Ben de aklım takacak. Ben de öyle sandım. Gözünüz kör olmasın, yaptılar gene şovlarını. Hanımlar, herkesin ellerine kollarına sağlık. Neslicim, her şey için teşekkür ediyorum. Mutfakta da güzel çalıştık. Evet. Elinde hızlıydı. Şimdi puanlamaya gidiyoruz. Bakalım Nesli Hanım rakiplerinden, aynı zamanda komşularından haftanın son gününde, büyük final öncesinde toplam kaç puan alacak? Haydi buyurun. Nesli Hanım'cığım, vallahi yaptığın şovunu helal olsun. Çok güzel oldu. Evet, puanlamayla karşınızdayız hanımlar. Hazırsanız buyurun puanlamanızı yapın. Haydi bakalım. Evet, bakalım kaç puan verdin ve senin verdiğin puandan sonra Nesli Hanım iyi olacak mı? Buyurun. Bir limon. Limonlu su getirin. Nesli ablaya mı bu da? Öyle bir puan mı geliyor acaba? Bir limonlu su alabilir miyiz Nesli'ye şurada? Ya da bir ambulans. Benim Nesli Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Beklediğim bir puandı zaten. Sen kaç vermiştin Kibar abla? 3 vermiştim. Canı sağ olsun. Evet Cemile, buyur, sen kaç puan verdin? Benim Neslihan abla puanım 5. 5 puan geldi, evet. Cemile'den. Çünkü ben onunla hiçbir alakası yok. Kesinlikle alakası yok. Naide'ye de dün 5 verdim. Aynen, o zaman ben hiçbir şey dedim mi? Naide ablaya da dün 5 verdim. Naide abla bana 2 verdiği halde 5 verdim. Ben kesinlikle bana verilen puanlara göre puan vermiyorum. Öyle bir şey yapmam. Yaparsam gece rahat uyuyamam zaten. O herkesin kendi vicdanına kalmış. Revanesini çok fazla beğenemedim. Beğenemediğimi söyledim ama bence onu tatlı yaparak bastırdı. Minnie'nin ne kadar biraz peki, yorum yaparken de uyumsuz Nesli bulmuştum. Baklava yaptı. Peki menüsü çok ağır bir menüydü. Yani menü müydü? Yani baklava üstüne vav 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 mı oldu senin için? Yemeklerin hepsi çok lezzetliydi. Sirkeye mesela diğer yarışmacılar, hani diğer komşularımız sirke olsaydı... Bu kızın adını kalıyor. Bunu diskalifiye ettim. Ağır çorba mıydı? Yapılışı zor bir çorba mıydı? Yani onu yapılışı çok zor bir çorba değildi. Ama mesela onlar Nesli'nin yemekleri aynı oranda zorlukta mıydı? Naide ablanınkiler daha zordu ama ben Naide ablanın dün mesela patates püresini, etini, salatasını çok fazla beğenemedim. Hatta değil mi, salatanın rokolları ölmüş, patates püresini Naide sevemedim abla, dedim. Naide abla, Cemile şu anda Nesli'ye 5 vererek sana haksızlık yaptı mı? İlla ki. Ben hiç sanmıyorum. Ben senin yani ne kadar gerçekten... mesela patates püreni, etini ablanın... beğenmedim. Beğenmediğim halde yine de 5 verdim. Neden 5 verdim biliyor musun? Çünkü bizi çok güzel karşıladın. Onlarla onu kapattım. Ben sunuma falan da puan veriyorum komşularımın aksine. Onlar hiçbir sunumu göz önünde bulundurmuyor. Asla umurlarında değil. Ama bugün ben hangi sunuma puan verdin? Kadın o kadar getirdi, bir sürü şey yaptı. Biz de getirdik. Biz bunu vermek için puanını puanının... Hayır, sen bugün diğerlerine sunum için puan verdin mi bugünden hariç? Evet, hepsini hepsini değerlendirdim. Evet, Naide Hanım, puanınızı merak ediyorum. Buyurun. Sen abicim, benim sana puanım. Üç, hemen açıklayayım. 3 puan. Açıklayayım. Ana yemeğini beğendim, 2 puan ona verdim, 1 puan baklavana verdim. Eğer makarnayı da sen yapmış olsaydın 1 puan da ona verecektim. Ama birlikte yaptık. Ama sen yapmış olsaydın vallahi bak 1 puan da ona verecektim. Ama dün ben sana 3 verdiğim zaman Cemile'nin masasıyla veya Ümran'ın masasıyla benimkini 1 mi tuttun dedin. Ben demedim. Dedin. Demişlerdir, sonra ben demiştim. Sen de dedin, tamam. 1 mi tuttun? Ben benim menüm onlarınkinden ağır dedin. Onlara 3 verdin. Sizin üçünüzün menüsü aynıydı. Onlara 3 tamam. verdin, bana da 3 verdin dedim. Ben de bu sefer aklıma geldi. Doğru, Cem Naide'nin menüsü daha ağırdı. Ben 3 gene menünü beğendim ama senin. Menün ağır üç olduğu yemeğin. İçin, evet. Ben sildim, sana 4 verdim. Tamam Neslihan ablam, bak. Peki, canın sağ olsun. Vicdanın rahatsız, tamam.
köpek. Evet, son puan annemden geliyor. Bakalım annem kaç puan verdi? Üç. 3 puan da annemden geldi. Peki Nesli Hanım haftanın son gününde toplamda 14 puana ulaştı. Eline koluna sağlık. Ah, biliyorsunuz ki daha etabımız var. Evet. Bakalım etabı kim kazandı? Apartmanın birincisi kim olacak? 20.000 TL'yi buradan kim alarak çıkacak? Her ne kadar kim alsa da apartmanın içinde kalacak zaten. Aynen öyle. Evet, şimdi ben Nesli Hanım'a puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisini 20.000 TL'nin sahibini açıklayacağım. Sakın ekran başından ayrılmayın, geliyor. Kibarcığım, bugün o kadar sessizdin ki galiba birinciliği kaybedeceğini hissettiğin içindir. Enem Aratmen'imde apartman haftasının son gününde Neslihan Hanım yarıştı. Ellerine kollarına sağlık. Temizlik konusunda salondaki peteğin altı gözümüzden kaçmadı. Ama geri kalan detaylar gayet güzeldi. Yemek konusunda ben de Neslihan Hanım'a bu menüyü yakıştırmadım ama heyecanından dolayı annem gibi seçtiğini biliyorum. Yalnız son dakikalarda Neslihan Hanım heyecanını yendi ve üstüne inanılmaz bir baklava çıkarttı. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir baklava olmuştu. Kibar ablanın bir haftadır söylediği baklavanın üstüne cila gibi geldi. Eline koluna sağlık diyorum ve şimdi Neslihan Hanım'a puanımı veriyorum. Evet, Nesli'ye puanımı verdim. Belki de açıklayacağım en zorlu finallerden bir tanesi. Bakalım komşularımdan kim birinci oldu? Enem Aratmenim'in bu haftaki birincisi 20.000 TL'nin sahibi kim oldu diye merak ediyorsanız haydi buyurun büyük finalde açıklamaya gidiyorum. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Lokel Apartmanı'nın muhteşem komşuluğu... Enem Aratmenim'in bu haftaki birincisi... Evet sayın seyirciler, Enem Aratmenim'de en heyecanlı dakikaları yaşıyoruz. Komşularım yarıştılar, ellerinden geleni yaptılar. Evet, bazen puanlarda tatmin olmadılar, moralleri bozuldu ama tabii ki bu bir yarışma. Biz bu bir hafta boyunca komşu değil birbirimize rakiptik. Evet. Daha doğrusu birbirinize rakiptiniz. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Televizyonda hep izlerken en heyecanlandığınız yerler, hadi açıkla, hadi açıkla. Ay evet ya. Hadi hazırsanız. Açıkla artık. Öncelikle... Bir etabımız vardı. Merdivenler kül içindeydi. Evet. Sadece iki kova suyunuz ve bir tane beziniz ve biraz da hızınız vardı. Bakalım kim oldu etabın birincisi? Hazır mısınız? Hazırız. Yalandan Cemile der misin? Beni de duysun, ben de. Etabın iki fazla puanına veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Evet, maalesef ki anneciğim panik hata ve nefes darlığı yüzünden... Etabı yapamadı. Keşke farklı bir etap olsaydı. Evet. Canın sağ olsun diyelim. Bunu biliyordun sen. Ama nefes... ben bu kadar zorlanacağını düşünmedim. Çünkü evde sürekli pratiksin zaten. Ama merdiven benim her zaman... Peki, sağlık olsun anneciğim. Tabii ki yani, sağlık evet. olsun. Sağlığım önemli. Diğerini biliyorsun zaten. Evet. Toplamda 5 dakikayla Enem Aratmenim'de etabı kaybeden bir diğer yarışmacımız Cemile oluyor benim efendim. Benim kollarım ağrıdı. Gözüm bunun panik hatası benim kollarım ağrıdı. Nefes daha. Evet. Etaptaki iki fazla süreye veda eden bir diğer yarışmacımız maalesef ki... Kibar abla. Ben mi? Maalesef ki Nayda Hanım oluyor efendim. Olsun, yeter bildim evet. lan. Bir saniye farkla iki fazla puana veda eden bir diğer yarışmacımız... Bir saniye farkla etaptaki iki fazla puana veda eden bir diğer yarışmacımız... Maalesef ki Kibar Hanım oluyor ve etabın birincisi Nesli. Evet, Eren tarafından da taçlandırılıyor. Nesli, bugün makarnalara doydum. Yine mi makarnalı? Bu ara o çocuğu bir hazırlayaydı. Zavallı pespare ekran aç. Olsun Kadir abi, söyledi mi? Biz doğal insan. Nesli abi, seni ciddiye alamıyorum böyle. Çıkarayım mı? Buraya kalsın kalsın. Çok çubuk bir de. Neyse o taşlandırılıyor. Yemin ederim Ramazan kolisi gibi kadın oldum bak. Bari bir de altını takıp da tam o. Sağlıklı bir altını takıp da olsun. Evet. Etaptan iki fazla puanı Neslihan Hanım aldı. Erenciğime de teşekkür ediyoruz katkılarından benden dolayı. Benden hiç ümitli değildiler. Evet, Kadir çok şaşırdım evet, ben. Ben kibar dedi, annem ümitliydi. Biraz
hani nefesinden dolayı senin de var. Ama ne bileyim hep bas bastan sürüyordu merdivenleri. Ben etapta cidden Nayda abladan çok ümitliydim. Ben de ondan ümitliydim. Ben de çok şaşırdım. Dakikalarımızı tekrar söylüyorum. Neslihan Hanım 3 dakika 24 saniye ile aldı. Kibar abla 4 dakika 16 saniye ile. Kızı 4 dakika 17 saniye ile. Cemile 5 dakikada bıraksam 3 gün 3 gece merdivende kalacaktı. Evet anneciğim maalesef ki nefes darlığı nedeniyle devam edemedi yarışmamıza. Etabımıza. Etabı görünce zaten evet. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Toplamda 14 puan alarak Kadir Ezil değil Enamarat benim de 20.000 TL'ye veda eden ve sürpriz hediyenin yani muhteşem blenderımızın sahibi olan yarışmacımız Cemile'cim oluyor. Şöyle verelim. En büyük eksiği blenderdı. Bizimkini 2 kere bozdu. Cemileciğim arkadaşlarından 8 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın ama maalesef ki menünün zayıflığı ve mutfaktaki inanılmaz performansın yüzünden benden 1 aldın Cemile. Maalesef ki bu biri ben çok zor zamanlarda kullanırım ama mutfakta da sana yoğun bir yardım ettim. Elimden geleni yaptım ama eğer sana 2 verseydim asla ve asla vicdanım rahat etmezdi. Her şey için teşekkür ediyorum. Genç yaşına rağmen bu programa katıldın. Evet, evet. Neşe kattın. Kimileri belki şükretmiştir. Allah'ım benden daha beteri de vardı diye. Ellerine kollarına sağlık. Sana mutfakta değil okulunda başarılar diliyorum. Şükrederim. İnşallah okursun, büyük adam olursun, evine birilerini tutarsın, sakın mutfağa girme. Tabii, beni haksız bulanlar demek ki haksız değilmişim. Ay, hemen prim yaptı kadın kendine. Öyle düşünmüyorum yine evet, de. Evet, olabilirmiş. Evet, hazır mısınız? Evet. Enamarat benim de toplamda 17 puanla 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız ve sürpriz hediyenin sahibi toplamda 17 puanla anneciğim oluyor efendim. Şöyle vereyim. Ve programımızın adaleti bir kez daha ortaya çıktı. Evet. Öz annem olmasına rağmen elinden geleni yaptı. Aynen. Ama olmayan kısımları vardı. Eleştirilerimi aldı, puanımı aldı ve görmüş olduğunuz gibi blender'ın sahibi oldu. Zaten verseydin haksızlık olurdu. Yani neymiş? Program adaletliymiş. Aynen. Evet. Anneciğim ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlarından 10 puan aldın. Temizlik için benden 4 puan aldın. Bulaşık makinesinin arasını unutmadım. Ne için unutmuyoruz? Orayı da söyleyelim. Peki ne için unutmuyoruz? Hani orayı neden olduğunu da söyleyelim. Makine mutfağımızda su bastı. Bulaşık makinemizin kapağı koptu. Evet anneciğim yemek için benden 3 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sağ ol, zaten komşuların da gününde söylediler senin ne kadar hamarat olduğunu. En azından Nayda abla gibi yüzüne direktman sen yapamıyorsun ne demiyorsun demediler. Evet. Evet, evet eline koluna sağlık. Niye gömmüşsün ya? Evet, son 3. Baklavasıyla etiyle bir haftadır dillerde dolanan Kibar Maraz. Şef bir adım öne geçen ve kendini biraz daha fazla ifade eden inanılmaz menüleriyle Nayda Hanım. Makarna kraliçe. Evet, günlük menü seçtiği için aşırı eleştirilen ama son dakikalarda da inanılmaz performans gösterip baklava yapan makarna kraliçesi Neslihan Hanım. Evet, bu arada İtalya'da makarnayı düğünlerde yapıyorlarmış. Çok şaşırdım. Bizim herese gibi. Ama özel onlar bilmiyorlar. Bizim herisenin onlara makarnasıymış. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız Kadir, hadi 20.000 TL'ye veda eden ve çeyrek altını sahibi olan bir diğer yarışmacımız. Evet, 20.000 TL'ye veda eden ve çeyrek altını sahibi olan yarışmacımız acaba kim? Toplamda 20 puan alarak Kadir Ezil ile Enamarat benim de çeyrek altının sahibi Kibar abla. Kibar abla oluyor efendim. Kibar ablacığım başarılar diliyorum. Rakipler kızıştı. Evet Kibar ablacığım. Arkadaşlarından toplamda 12 puan aldın. Ellerine sağlık. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 20 puana ulaştın. Her şey için teşekkür ediyorum ayrıyeten. Afiyet olsun. Bak bir daha bir de o da 3 vermiş sana. Bir daha baklavanın katını şey normal günde o kadar fazla yap. Ama program için inanılmaz elinden geleni yaptın. Mutfakta da çok başarılıydın. İnanılmaz güzel tarifleri anlattı. Senden çok faydalandık. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür becerinle, ederim. Becerinle, tecrübenle bir kez daha kendini ortaya koydun. Çok heyecanlıyım. Çünkü komşularımın birinciliğini açıklıyorum.
Hazır mısınız? Hazırız. Neslihan Hanım, son dakika etaptan iki fazla puanı kaptın. Evet. Evet, dünkü menüsüyle Naide Hanım biraz böyle uçlara doğru gitti. Ama Neslihan Hanım bugün... Senin puanların da var, etap da vardı. Evet, var. Temizlik puanım var, yemek puanım evet. var. Neslihan Hanım etaptan iki fazla puan aldı. Son evet. dakika baklava yaptı ama Naide Hanım da hiç bilmediği yemekleri yaptı. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, para her ne kadar apartmandan dışarı çıkmasa da bakalım apartmanımızda hangi komşumuza gitti? Bizi böyle açıklar. Hazır mısınız? Hazır. Şimdi Selena'yı çağırıyorum. Evet, öyle. Toplamda... Hazır mıyız? Hazırız. Duymuyorum. Hazırız. Evet, Kadir Esildi ile Namarat Bilim'de bomba gibi bir haftanın sonuna geldik. Lökel Apartmanı'nın muhteşem komşuluğu Namarat Bilim'in bu haftaki birincisi... Siz de olabilirsiniz. Siz olamazsınız çünkü bizim apartmanda oturmuyorsunuz. Evet, bu haftanın birincisi... 3, 2, 1... Naide Hanım alıyor. Evi batırsın. Tebrik ederim anneciğim. Teşekkür ederim. Hepinizi çok teşekkür ederim. Ben de tebrik ederim. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Ben de tebrik ederim. Niye bayramlaşmadık şimdi? Ben de bayramlaşmadık. Şimdi ben bunu ortaya koymak istiyorum. Biliyorum ki ablalarım annem benden daha hamarat. Cemile de sen de gelecekte ama hangi gelecekte bilmiyorum. Eminim hamarat olacaksın. Sen bunu bizim için aldın. Evet, bunu hepsi için alıyorum. Apartmanımızın... Evet, apartmanımızın... Gurur! Manali apartmanımıza geldi. Neslihan Hanım altın altın dedi, yarın altını da şöyle takıyorum efendim makarnaların yanına. Evet, sen bizim çok lokelimizin... Çok yapıştı sarı sana. Naide lokelimizin apartmanımızın burası. Evet, ellerine sağlık. Sana da şöyle 20.000 TL'mizi veriyoruz. Kredi yok kullanmayacağım. Benzin parası. Evet, hemen puanlarınızı da açıklıyorum efendim. Neslihan Hanım, arkadaşlarınızdan 14 puan aldınız. Benden temizlik için 4 puan aldınız. Peteğin arkasını gördüm. Yemek için 4 puan aldın. Ellerine, kollarına sağlık. Ah, çünkü son dakikada süren için 2 tane tatlı birden yaptın. Ve baklavanı süren de pişirdin. 22 puana ulaştın. 2 puan da etaptan aldın. 24 oldun. Naide abla, uzun süre sonra benden tam puan alan ilk yarışmacı oldun. Arkadaşlarından 17 puan aldın. Temizlik için 5, yemek için 5 olmak üzere toplamda 27 puana ulaştın. Ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Mercan ablamız almıştı uzun süre sonra. Sen de aldın. Ellerine sağlık. Hamarat değil değil dediniz. Ağda tam puan aldın. En öpülecek bayan oldun. Evet. Ben ablam, ben sizin elinizde. Apartman olaraktan komşuluğu sizlere gösterdik. Eğlenceyi gösterdik. Kaosu da gösterdik. Gerginliği de gösterdik. Her ne kadar şunu da yaşamayız inşallah dediğim ne varsa HD'yi gördüm bu hafta. Ellerinizde kollarınıza sağlık. Benim komşularım günlük hayatta gayet hamaratlar ama iki saatin içinde... Biz neyiz? Biz çok güzel bir komşuyuz. Çok birlik yaraması! Evet, pazartesi günü kaldığımız yerden artık değişik yarışmacılarla ekranlarda olacağız. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.